Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Evet. Evet, şu an için katılım birazcık düşük. Bir iki dakika daha bekleyelim. Belki diğer arkadaşlar da gelir. Hocam bir şey sorabilir miyim ben başlamadan önce? Lütfen. Tabii ki. Hocam kurs şey bu program hep 16.40'da mı başlayacak? Yoksa ileride saat değişme ihtimali var mı? Uyumuyor değil mi? Evet, şu an bazı arkadaşlarınızın farklı dersleri olduğunu öğrendim. Sanırım Evet sizin... hocam benim de var. Şu anda ben mesela ayrı derse gireceğim. Hem iPad'den sizi dinleyeceğim hem de şey yapmak zorunda kalacağım daha. O yüzden sordum. Anladım, anladım. Belki biraz daha geç alabiliriz bu durumda. Hani geçen sene 8 yapıyormuşsunuz ya hocam. Hani öyleymiş. Ben sordum bazı arkadaşlara. 8'de başlamış galiba hafta işleri. Hani acaba diğer herkese de uygunsa hani biraz daha geçe çekebilir miyiz diyecektim de. Evet, Çünkü anladım. bizim elimizde olan bir şey değil hocam. Hani bir de zorunlu maalesef derslere katılım. Öyle bir mantıksızlık da var. Hani zorunlu olması rica etmezdim de hani derslere katılım da zorunlu artık. O yüzden böyle bir önerim var. Anladım. Bunu konuşalım. Bence mantıklı bir istek. Çünkü ben de biliyorum yani birkaç arkadaşınız söyledi bana. Hani dersi olduğu için, dersi çakıştığı için gelemeyecek, sonuna doğru gelecek falan öyle bir iki kişi var. Hatta gelemeyecek olanlar var. O yüzden saati belki birazcık daha ileriye almak mantıklı olabilir. Onu ben bir konuşayım. Saati ya da belki gün de değişebilir. Bir şeyler yapabiliriz o konuda. Evet, bu arada arkadaşlar biliyorsunuz hani Eğitim Sarıyer Belediyesi'nin destekleri yapıyoruz. Onlara şöyle bir isteği oldu. Yaşar Kemal Kültür Merkezi var. Gayet de güzel bir yer. Orada oldukça geniş alanları var. Böyle 800 kişilik falan alanlar var. Yani rahat rahat aslında fiziksel olarak buluşabiliriz. Pandemi Mart ayında eğer biraz hafiflerse belki en azından bir kez, bir ya da iki kez şey yapabiliriz. Fiziksel olarak da buluşma gerçekleştirebiliriz belki İstanbul'da olanlarınızla. Belki Mart ayında öyle bir şey de yapacağız. Ben de onu söylemiş olayım. Evet. Tamam. Evet. Bu arada bugün sunum yapabilecek olanlar var mı? Projelerini sunabilecek olanlar var mı aranızda? Kimler sunum yapmayı düşünüyor şu anki katılımcılarınız arasında? Proje hakkında konuşmak isteyen var mı aranızda? Biz bir sunum yapacağız hocam, kısa süreli. Süper. Hangi konu sizinkisi? Bizimki film genreleri tahmini üzerineydi.
Film Tamam. özetlerinden film türü tahmini. Çok güzel. O zaman film özeti projenizi dinleriz. Ben şey yapacağım arkadaşlar, size birazcık hafif böyle yapay sinir ağlarının matematiğine birazcık gireceğiz bugün. Biraz zorlayıcı ya da sıkıcı bir ders olabilir. Ben onu anlatmaya çalışacağım. Ondan sonra da sizin projeleriniz ne durumda? Onları dinlemek istiyorum. Bu Semih arkadaşımız dışında var mı projesini sunmak isteyen şu an aramızda olanlardan? Başka var mı acaba? Yok galiba. En azından şu an için. Daha sonra katılacak arkadaşlarımız arasında olabilir. Peki, öyleyse ben şey yapayım. Derse başlayayım. Tamam. Pekala. Şöyle yapalım. Şu an ekranımı görebiliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Slide'ları. Artificial Neural Networks yazıyor. Herhalde görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet hocam gözüküyor. Şu an machine. Süper. Peki o zaman ben yavaş yavaş şeye başlayacağım. Size eğlen anlatmaya. Bir saniyenizi alayım. Tamam. Evet. Şimdi. Güzel. Peki arkadaşlar, hepinize yeniden merhabalar. Bugün işte yani her şeyin temeli olan, bundan sonraki süreçte de göreceğimiz algoritmaların temeli olan işte yapay sinir ağlarını, yani bugünkü deep learning'in temeli olan yapay sinir ağlarının biraz matematiğini size hissettirmeye çalışacağım. O yüzden hafif birazcık zorlayıcı bir ders olacak. Ama dayanmanızı rica ediyorum. Bundan sonraki süreçte işimizi kolaylaştır. Arka planda neler dönüyor, bunu anlamanıza yardımcı olacak bir ders olacağını düşünüyorum. Şimdi öncelikle şöyle şey ya, çıkacağım. Evet, bir saniye. Evet, şu şekilde devam edeceğim. Şuradan da update. Buradan da o. Peki. Peki arkadaşlar, burada bahsetmek istediğim şey, normalde bir bilgisayar programcısı ne yapar? Bilgisayar programcısı burada human olan aslında bir program yazar, bir eşleşme gibi bir şey yapar. Bu geleneksel programlamada bazı girdiler bu bilgisayar programcısının programına verilir ve de o da çıktılar üretir. Mesela diyelim ki işte Celsius'tan Fahrenheit'a nasıl dönüşeceği ile ilgili burada bir fonksiyon var. Buraya Celsius değeri girerse, derece değeri girerse burada Fahrenheit çıktısı üretilir. Gayet bu normal bir bilgisayar programcısının yaptığı şey, hepimizin bildiği. Machine learning dediğimiz şey ise bundan farklı olarak aslında siz işte input ve output'u verirsiniz. Girdi ve çıktığı verirsiniz. Bu aradaki eşleşme, bu fonksiyon neyse, normalde burada yazılan fonksiyon neyse, o fonksiyonu aslında bilgisayar kendisi otomatik olarak bulur. Yani buraya siz Celsius ve Fahrenheit'leri değerlerini verdiğiniz zaman o Celsius'tan Fahrenheit'e nasıl dönüştüğünü bilgisayar programı, o dönüşüm fonksiyonu kendisi bulur. Bu zaten çok büyük bir işte fark oluyor. Geleneksel programlamayla makine öğrenmesi arasında çok büyük fark oluyor. Bu makine öğrenmesi ne? Siz aslında buraya bir model veriyorsunuz. Bu modelin parametreler kendisini işte tahmini minimize edecek şekilde ne yapıyor? Güncelliyor ve en sonunda da hatayı minimize eden parametreler bulunduğu zaman artık o eşleşme yapabiliyor. Şey demiştik, yapay sinyaller için herhangi bir fonksiyona yakınsayabilirler. Yeterince girdi ve çıktı değerleri verirseniz, elimizde yeterince veri varsa ve o veriyi işleyecek işlem gücü varsa biz herhangi bir fonksiyona yapay sinyal ağlarıyla yakınsayabiliriz.
Yaptığımız şey ise bu girdi ve çıktı değerlerinden tahmin üretmek ve de aslında o tahminle çıktı arasındaki farkı minimize edecek model parametrelerini bulmaktan ibaret. Buraları zaten konuşmuştuk. O model parametreleri nasıl bulduğumuzu da eğim iniş algoritması, gradient descent algoritmasıyla yaptığımızı söylemiştik. Evet. Peki ne yapıyoruz biz? Burada bir girdi var. Şeyde yapay sinir ağlarına ne yapıyoruz? Yapay sinir ağ katmanlı yapılardan oluşuyor arkadaşlar. Bir girdi veriyoruz ve girdi her bir katmanda aslında bir dönüşüme tabi tutuluyor. Bir dönüşüm arkasından birbirini takip eden dönüşümler sonucunda girdiğimiz diyelim ki matris formatında buradaki dönüşümler de aslında başka bir ağırlık maddesiyle çarpımdan ibaret. Bir matrisi başka bir matrisle çarpmak aslında doğrusal bir dönüşüm, lineer bir dönüşüm sağlıyor. O lineer dönüşümü non-lineer aktivasyon fonksiyonları dediğimiz sigmoid, tanh, redu gibi aktivasyon fonksiyonlarıyla da tekrar bir daha dönüşüme uğratıyoruz. Yani şurada transformasyon dediğimiz kısım aslında ikili bir yapı var içerisinde. Bir matris çarpımı ile lineer dönüşüm, iki sigmoid, tanh gibi doğrusal olmayan fonksiyonlarda da doğrusal olmayan bir dönüşümü kastediyoruz aslında burada. Ve bunu her katman ayrı ayrı uyguluyor. Ve bunların sonucunda, bu dönüşümlerin sonucunda bizim bir tahminimiz olmuş oluyor. Ve de aslında işe başlarken, yani bir öğrenme işine başlarken aslında elimizde input ve output var. Özellikle de supervised learning dediğimiz denetimli öğrenmede biz girdi ve çıktı değerlerini biliyoruz. Burada bir yapay sinir ağ modelimiz var. O bize bir predicted output veriyor. Ve predicted output'la tahminimizle gerçek değer arasındaki farkı bir hata fonksiyonuyla ölçüyoruz. Bu hata fonksiyonunu da aslında eğer modelimiz mükemmel çalışıyorsa, gerçek prosesi olduğu gibi replike edebiliyorsa, o zaman bu hata fonksiyonu zaten sıfır olması lazım. İdeal durumda öyle. Ama hata fonksiyonu tabii ki sıfır değil. O hata fonksiyonunu minimize edecek şekilde biz burada bu dönüşümlerin ne olması gerektiğini arıyoruz. Yani en iyi dönüşümler, biz aslında burada yazdığı gibi işe yarayan dönüşümler arıyoruz. İşe yarayandan kastımız da bu hata fonksiyonu minimize edecek olan dönüşümler. Bunları arıyoruz. Peki biraz işte dönüşüm ne demek diye şöyle biraz daha bakacak olursak, doğrusal dönüşüm ne demek? Şimdi mesela böyle bir matrisimiz olsun. 5'e 4'lük bir matris. Burada bir kolon. Gördüğünüz gibi şu bir kolon. Bu başka bir kolon. Bu başka bir kolon. Bu başka bir kolon. Mesela şu an şöyle diyelim. Burada 4 tane gözlem var. Batch of four observations. 4 tane gözlemden şu bir tanesi aslında mesela bir insanın özellikleri olabilir. Bir insanın özellikleri aslında burada bu kolon matrisi içerisinde bu kolon bir vektör. Bu vektörde de o insana ait özellikler var. Yaşı, cinsiyeti, işte maaşı falan bir sürü özellik olabilir burada. Ve en sonunda mesela biz bu adama ya da kadına acaba mesela kredi verecek miyiz vermeyecek miyiz kararını bir algoritma veriyor olsun. Bu özelliklerine bakarak yapacağız. Şimdi bunun için işte ne yapıyoruz? Aslında yaptığımız şey bunu çeşitli lineer dönüşümlerden geçirerek, lineer ve non-lineer dönüşümlerden geçerek aslında en sonunda tek bir değere dönüştürmek istiyoruz. Burada diyelim ki burada 5 çarpı 4 olduğu için bunun galiba 5 tane özelliği var. Yani çok daha fazla olabilirdi. 50 olabilirdi, 500 olabilir. 500 tane özellik dönüşümlerden geçerek tek bir değere dönüştüreceğiz ve o tek değer içerisinde şu olacak, şu bilgi olacak. Bu insana kredi verme olasılığımız nedir? 0 ile 1 arasında bir değer. Mesela 0,5'in altındaysa o insana kredi vermeyeceğiz. 0,5'in üstündeyse o insana kredi vereceğiz. Biz bu dönüşüm matrisinde, dönüşümlerde, matris çarpımlarına oluşan bu dönüşümler sonucunda aslında şu insana ait olan bu özellikler, bu vektör tek bir değere dönüşecek. Şimdi burada 5 tane özellik var diyelim ki. Bu 5 özelliklerden kredi verip vermeyeceğimize bazı özellikler işe yarayabilir, bazı da işe yaramayabilir. Ya da iki özelliğin birleşimi gerekebilir. Biz bunların ne olduğunu bilmiyoruz, ilgilenmiyoruz da yani şey olarak programcı olarak istiyoruz ki bunu yapay sinir ağı kendi kendine
aslında bir feature engineering dediğimiz, yani öz nitelik mühendisliğini kendi kendine yapsın. Normalde yapay zeka alanından önce ki şeylerde aslında bir uzman oturur ve neyin hangi özelliklerin önemli olduğuna karar verirdi. Ama burada biz bu öz niteliklerin hangisinin ne kadar önemli olduğunu bırakıyoruz. Yapay zeka kendisi karar veriyor. Mesela şimdi şöyle hemen şuna bakalım. Bu 5'e 4'lük bir matris. Arada başka bir matris, 3'e 5'lik bir matris var. Aslında dönüşüm bunun olacak. Bu weight matrisi. Bu arada bu A0 girdiğimiz bu şekilde olsun. Girdiğimiz bir matris ve onu bir ağırlık matrisiyle çarpacağız. W dediğimiz ağırlık matrisiyle çarpacağız ve de bir Z matrisi elde edeceğiz. Şu aslında formülü bu. A0 bir önceki katmandaki girdi ara katmandaki ağırlık vektörüyle çarpılacak ve bir Z matrisi elde edilecek. Yani bu A0 aslında Z1'e dönüştürülüyor. Bu dönüşümde matris çarpımıyla oluyor. Şimdi bu 5'e 4'lük şey A0 burada 5'e 4. Bu 5'e 4'lük. V1 dediğimiz şey de 3'e 5. Dolayısıyla 3 çarpı 5. Şu 3 çarpı 5. Bu 5 çarpı 4. Matris çarpımını hatırlarsınız. O aradaki 5'lerin aynı olması gerekiyor. Yani 3'e 5'lik, 5'e 4'lük şeyle çarpılınca o 5'ler aynı olması lazım ve onlar siliniyor, gidiyor biliyorsunuz. Ve de 3'e 4'lük bir şey elde etmiş oluyoruz. Şimdi ne oldu? Ne yapmış olduk? Aslında bu kişinin 5 tane özelliği vardı. Biz o 5 özelliği aslında bir lineer dönüşüme tabi tutarak burada gene gördüğünüz gibi 4 tane kolon var. Yani 4 kişi var. Bu kişi şu an 3 özelliğe sahip. 5 özellik, buradaki 5 özellik bir matrisle çarpılarak 3 özelliğe indirildi. Daha sonra farklı bir matrisle daha çarparak bunu tek bir özelliğe indirebilirsiniz ve bu sizin çıktınız olabilir. O çıktı da işte orada da kredi verilmeyeceği bilgisi orada da tutulabilir. Şimdi ne olmuş oldu? Aslında biz kişiye ait buradaki özellikler bir dönüşümden geçiriliyor. Diyelim ki öncelikle 5 tane özelliği vardı. Önce onu 3 özelliğe dönüştürüyoruz. Ondan sonra bu 3 özelliği tek bir özelliğe dönüştürüyoruz. O tek özellik de bu insana kredi verilir mi verilmez mi bilgisini artık tutuyor oluyor. Dolayısıyla biz bu tabii ki işin sadece lineer dönüşüm kısmı. Bir de bunu takip etmesi gereken non-lineer dönüşüm kısmı var. Aslında biz bu dönüşümler sonucunda bir kişiye ait bilgiler verildiği zaman çıktı olarak bu kişiye kredi verilir mi verilmez mi bunu öğrenmek istiyoruz. Buraya kadar soru sormak isteyen var mı? Evet. Peki. Mesela diyelim ki W1 dediğimiz şey burada gördüğünüz gibi burada ben bugün size biraz hem matematiğini anlatacağım hem de neural network'ü sıfırdan yazmak isterseniz nasıl yazarsınız onu göstereceğim. Dolayısıyla birazcık ağır bir ders bugünkü ders. Bu şeyleri yaparken arkadaşlar her zaman bu matris çarpımları, matrislerin boyutlarını çok dikkatli bir şekilde seçmemiz gerekiyor. W neye göre veriyoruz? Aslında W'yu arkadaşlar tamamen rastgele, random bir şekilde başlatıyoruz. İşin sonucunda hata elde edeceğiz. Yani çünkü parametreler rastgele başladı. Hata elde edeceğiz. Yani gerçek çıktığından çok farklı şeyler elde edeceğiz. Bu hatayı özel bir hata fonksiyonuyla ölçtükten sonra bu hatayı minimize edecek şekilde weight matrisini güncelleyeceğiz. Hangi algoritmayla? Aim iniş algoritmasıyla, gradient descent algoritmasıyla bu weightler o işte türevini alıp hatırlarsanız W eşittir W eksi alfa çarpı J fonksiyonunun W'ya göre türevi şeklinde gradient descent algoritmamız var. Onunla güncelleyerek aslında weightler ne yapacak? Gittikçe hatayı minimize edecek şekilde biz onları güncelleyeceğiz ve en sonunda hatayı minimize eden weight'leri gradient descent algoritmasıyla bulacağız. Dolayısıyla weight'ler ilk başta rastgele atanıyor ama
Training dediğimiz süreç sonunda, yani neural network'ün eğitimi tamamlandığında o en iyi weight'leri biz bulmuş oluyoruz. Burada tekrar ediyorum, weight gördüğünüz gibi aslında şey, random bir şekilde atanıyor. Burada A0'ı da random atmışım ama aslında o girdi verisi. Şimdi gördüğünüz gibi matris çarpımı bu şekilde yapıyor. Bu NumPy'da tabii ki. Dot product dediğimiz şeyle yapılıyor. Bu aslında burada W1 dediğimiz şey şu. 3'e 5'lik bir şey, 5'e 4'lük bir şeyle çarpıldığı zaman gördüğünüz gibi shape olarak 3'e 4 oluyor. Bu shape'leri, boyutları kontrol etmek her zaman çok önemli. Evet, şimdi tekrar mesela bu resme bakacak olsa, sizin elinizde bir nasıl başlıyoruz? Elimizde veri olması lazım. Nedir bu veri? Mesela burada bir bu veri bize, diyelim ki Titanic verisi var elimizde. Titanic'teki yolcuların özellikleri var. Burada mesela şu kolon bir yolcunun özelliği. İkinci yolcunun özelliği. Bu başka bir yolcu, bu başka bir yolcu. Bu en sondaki yolcunun özelliği. Burada aslında bir yolcuların özelliklerini anlatan bir X matrisimiz var. Birincisi bu. İkincisi ise bu yolcular öldü mü, yaşadı mı Titanic kazasından sonra? Bu da Y vektörü de elimizde. Kimler öldü, kimler sağ kaldı? Bu bilgi de var. Şimdi elimizde bu denetimli öğrenme diyoruz buna. Supervised learning. X ve Y zaten var. Sonra bizim ne yapmak istiyoruz biz? Herhangi bir yolcunun ölüp ölmeyeceğiyle ilgili tahminde bulunmak istiyoruz. Özelliklerine bakarak. Bunun için de bir yapay sinir ağ modeli geliştiriyoruz gördüğünüz gibi. Böyle bir mimariye sahip. Bu mimariyi de daha sonra daha detaylı bir şekilde konuşuruz gerekirse. Dolayısıyla da bu girdi, bu kişiye ait özellikler buraya, bu neural network'e girdi olarak geliyor. Ve bu neural network bildiğiniz gibi katman katman, bu girdi katmanı, sıfırıncı katman diyebiliriz. Sonra bunu bir dönüşüme tabi tutuyoruz ve burada başka bir vektöre dönüştürüyoruz bunu. Bu girdi vektörü başka bir girdi vektörüne dönüştürülüyor. Daha sonra gene başka bir vektöre dönüştürülüyor. Ondan sonra da bu tek bu vektör gördüğünüz gibi tek bir değere dönüştürülüyor. Şurada ve bu da A vektöründeki şuradaki tek değer oluyor. Bu değer çıktı olarak sigmoid fonksiyonunu kullandıysak 0 ile 1 arasında bir olasılık anlamına gelen aslında ölümüyle ilgili ölecek mi ölmeyecek mi bunu anlatan bir olasılık değerine dönüştürüyoruz. Buradaki girdi katmanındaki vektörü aslında dönüşümlere tabi tutarak burada 0 ile 1 arasında bir olasılık değerine dönüştürüyoruz. Ve bu bizim tahminimiz oluyor. Bu A vektörü dediğimiz ya da genelde Y şapka olarak gösteriliyor. Bu bizim tahmin vektörümüz oluyor. Bu ise gerçek vektörü oluyor. Şimdi yapmamız gereken şey bu noktada ne kadar yanlış yaptık? Hatamız ne? Bunu anlamamız gerekiyor. Bu Y ile A vektörler arasındaki farkı ölçebilmemiz gerekiyor. Bunu ölçen bir hata fonksiyonumuz olacak. Sonra da bu hata fonksiyonunu ne yapacağız? Gradient descent algoritmasına göre buradaki W'ları değiştireceğiz. Farklı öyle W'ları bulmamız gerekiyor ki Y ve A arasındaki farkı minimize etsin. Aslında büyük resimde tüm hikaye bundan ibaret. Yapay sinir ağlarındaki yapılan şey genel olarak bundan ibaret. Burada bu herhangi bir banka müşterisi olabilirdi. Burası herhangi bir banka müşterisine ait bilgiler olabilirdi ve en sonunda da bu burası Y'de ise bu banka müşterisine kredi verilir ya da verilmez bilgisi de burada 0-1 olarak gene tutulabilir bu şekilde ve artık daha önceki verilere bakarak daha önce banka kimlere kredi vermiş bu X ve Y bizde var bu bilgi var bundan sonra artık kimlere kredi verebiliriz? Burada aslında bunun için bir insan yapacağına bunu. Daha önce belki insan yaptı. Bu artık bundan sonra bunu otomatize edecek şekilde bunu artık bir yapay sinir ağı yapabilir hale gelecektir. Evet. Evet. Data ne kadarlık bir data ihtiyacımız var ki bu model gerçekten çalışır
olsun diye bir soru geldi. Ne kadar çok data o kadar iyi model oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla da mümkün olduğunca çok fazla veriyle eğitmemiz gerekiyor. Ne kadar veri varsa o kadar iyi. Bunlar yapay sinirler, özellikle veriye aç modeller. Ne kadar çok verimiz varsa o kadar iyi sonuçlar elde edeceğiz. Evet, şimdi biraz işin matematiğine doğru gideceğiz. Bu büyük resmi anlattıktan sonra başka sorunuz varsa alabilirim. Çünkü birazcık matematiğe gideceğiz şimdi. Evet. Peki burada bu girdi katmanı arkadaşlar, bu çıktı katmanı, bunlar da ara katmanlar ya da gizli katmanlar olarak geçiyor şunlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi peki ne yapıyoruz biz burada? Bu dönüşüm nasıl gerçek? Bu vektöre nasıl dönüştürülüyor? Şimdi onun biraz şöyle gördüğünüz gibi. Öncelikle yapay sinir ağlarında bir ileri yayılım kısmı var. Bu ileri yayılımın sonucunda aslında biz girdi matrisimizi dönüşümlerden geçirerek tahminimizi ortaya koyuyoruz. Bu kısım forward propagation. Tahminimiz ortaya çıktıktan sonra tahminle gerçek çıktı arasındaki farkı ölçüyoruz ve hatamızın ne olduğunu öğreniyoruz. Şimdi bu hatamızın ne olduğunu öğrendikten sonra hatayı nasıl minimize edeceğiz? Yani weight'lerimizi nasıl update edelim ki, nasıl güncelleyelim ki bu hata minimize edilsin? Buna ait olan bilgiyi de backward propagation, geriye yayılım, bu bilgiyi de geriye yayılım algoritmasıyla geriye doğru yayıyoruz. Şimdi öncelikle kolay olan forward propagation'a bakalım. Forward propagation, yani ileriye yayılım arkadaşlar. Öncelikle A0 katmanı bizim girdi verimizi alıyor. Bu banka müşterilere ait verileri olduğu gibi aldı A0. Şimdi bir sonraki katmana nasıl bu A0 mesela nasıl A1'e dönüşüyor? Sonra A1 nasıl A2'ye dönüşüyor şeklinde düşünürsek aslında burada yaptığımız şey iyi ki bu A0 bir weight matrisiyle çarpılıyor. Sonra da bir bias vektörü ekleniyor ve de Z1 elde ediliyor arkadaşlar. Z1 aslında burası A0 oluyor arkadaşlar. Bu olduğu X dediğim şey A0. Buraya geliyor. Bu weight matrisiyle çarpılıyor. Bias ekleniyor ve bu katmanın girdisi olan Z elde ediliyor. Bu katmanın girdisi Z elde edildikten sonra bu katmanın bir de çıktısı var. İşte orası Z'ye kadar olan kısım şurası sadece matris çarpım ve toplamdan ibaret olduğu için burası lineer dönüşüm oluyor arkadaşlar. Daha sonra biz bunu bir fonksiyona veriyoruz. Özel bir fonksiyona veriyoruz ki genelde bu ReLU oluyor ya da TanH oluyor. Bu fonksiyona verip non-lineer bir dönüşüm sağlıyoruz ve de bu da aslında şu buranın girdisi Z1, buranın çıktısı A1. A1 dediğim şey aslında diyelim ki TanH Z1 oluyor. Şu an o fonksiyonu sadece sigma olarak gösteriyor. Gördüğünüz gibi bu her katmanda tekrarlanan şey. Önce bir lineer dönüşüm, onu takip eden non-lineer dönüşüm şeklinde oluyor. Buraya x geliyor, A0 olarak geliyor. Önce lineer dönüşümde Z1'e dönüştürülüyor. Non-lineer dönüşümde A1 çıktısı elde ediyor. Bu A1 de buradaki yeni V2 ile çarpılıyor. Buranın Z2 girdisi elde ediliyor. Z2 non-linear fonksiyona tabi tutuluyor. Buradan A2 çıkıyor. A2 V3 ile çarpılıyor ve bias 3 ekleniyor. Burada Z3 elde ediliyor. Z3 buradaki en son buradaki non-linear fonksiyona tabi tutuluyor ve buradan A3 çıkıyor. Şu değer çıkıyor. Bu değer bizim tahminimiz olmuş oluyor. Aslında gördüğünüz gibi bu vektör çeşitli dönüşümlerden arka arkaya birbirini takip eden lineer ve non-lineer dönüşümlerden geçerek aslında bu vektördeki şu elemana dönüşüyor. Bu eleman, bu değer aslında tekrar söyleyeyim size, bu bir olasılık. Yaşayıp yani eğer Titanic örneğinde yaşayıp yaşamayacağında ilgili bizim tahminimiz. Burada ise gerçek değer. Bu yolcu Titanic faciasından sonra yaşadı değeri burada var. Şimdi bu ikisi gerçek ve tahmin arasındaki hatayı bizim ölçmemiz gerekiyor. Ondan sonra da bu hatayı minimize edecek şekilde bu weight'lerimizi güncellememiz gerekiyor. Bu kısım arkadaşlar forward propagation. Şimdi biz
nasıl update edeceğiz? Yani weightlerimizi nasıl update edeceğiz? Aslında gradient descent algoritmasını buraya yazmamışım. Ama gradient descent algoritması oldukça basit. Hatırlıyorsunuzdur herhalde. Repeat until convergence altında, yani bir döngü içerisinde demek bu. Döngü içerisinde W eşittir W eksi alfa çarpı C'in W'ye göre türevi. Dolayısıyla da bizim bir rastgele başlattığımız W değerleri var. Ondan sonra bizim bu W'ları güncellememiz gerekiyor. Onun için de daha önce konuşmuştuk eğim iniş algoritmasını. Onun için de C'in W'ye göre türevine ihtiyacımız var. W bizim parametrelerimiz, önemli parametremiz W, lineer dönüşüm. Şuradaki parametre. Aynı zamanda bir bias vektörümüz var. Onun için de o da bir parametremiz. Onun da C'in B'ye göre türevine ihtiyacımız var. Ve bunları kullanarak aslında biz şeyimizi güncelleyeceğiz. Weight'lerimizi güncelleyeceğiz. Buna bakacak olursanız arkadaşlar, bu C'in W'ye göre türevi nedir diye bakacak olursanız, öncelikle bunu da geçen hafta biraz Onur değinmişti. PyTorch anlattı size gerçi, ama PyTorch'ta o chain rule ve backpropagation hafif değinmişti. Bu chain rule, zincir kuralı dediğim şey, C'in Z'ye göre türevi, Z'nin de W'ye göre türevi olarak yazılabilir. Şimdi C'in Z'ye göre türevi, buna özel bir isim veriyoruz. Z'nin W'ye göre türevi ise, şurada Z var. Z'nin W'ye göre türevi nedir arkadaşlar? İki kısımdan oluşuyor Z, gördüğünüz gibi. Bu kısım W'ye bağlı, bu kısım W'ye bağlı değil. Dolayısıyla buranın W'ye göre türevi sıfır. Buranın W'ye göre türevi de AI aslında. Şu A oluyor. Bu A'nın boyutları tutturmakla ilgili olarak transpozu alınıyor sadece burada. Dolayısıyla burada şu özel şey, C'nin ZI artı 1'e göre türevi çarpı AI transpoz bize gerekiyor. Bu weight'i nasıl güncelleyeceğimizle ilgili bir değer. Bias'ı nasıl güncelleyeceğiz? C'in Z'yi artı 1'e göre türevi, Z'yi artı 1, B'yi artı 1'e göre türevi şeklinde yazılabilir. Buraya özel isim vermiştik gördüğünüz gibi. C'in Z'yi artı 1'e göre türevi, DZ'yi artı 1 dedik. Aynı şey bunun için de gerekli. DZ'yi artı 1. Şu kısım nedir? Z'yi artı 1'in B'ye göre türevine bakacak olursak. Z'yi artı 1 bu. Bunun BI'ye göre türevi, B'yi artı 1'e göre türevi. Burası, burada B'yi artı 1 ile ilgili bir şey yok. Burası ise B'yi artı 1 var. Onun kendisine göre türevi 1 olduğu için aslında bu 1 şeklinde. Dolayısıyla aslında C'in W'ya, C'in B'yi artı 1'e göre olan türevleri bundan ibaret. Şimdi dolayısıyla da bunun için bu parametreleri nasıl güncelleyeceğimiz, gradient descent'te bunlar bize lazım. Dolayısıyla orada da şu DZ neyse işte ona ihtiyacımız var. Özellikle C'in B'ye göre olan türevi zaten sadece ondan ibaret. Başka hiçbir şey yok. Burada ise bir de A değeri var. Bu A'yı da bir yerde store etmemiz lazım. Çünkü ilk A0 hatırlarsanız aslında X maddesi, girdi maddesi. Daha sonrakiler ise siz onu forward propagation'ı hesaplayıp cache'te tutmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu aslında sizin hesapladığınız bir şey. Bu forward propagation hesaplanan bir şey. Bu DZ'yi artı 1 ise backward propagation'da hesaplanacak ve o kullanarak bu update'ler gerçekleşecek. Burada arkadaşlar bilmemiz gereken şey, back propagation'da şu DZ'yi artı 1'in ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunu nasıl bulduğumuz çok önemli. Biliyorum buralar sıkıcı. Birazcık daha dayanın. Bu arka plandaki matematiği birazcık görmüş olacağız sadece bugün için. Bu gerekli bir şey olarak görüyorum ben, en azından genel kültür açısından. Dolayısıyla da anlatıyorum size. Daha sonraki derslerimiz bu kadar matematik yoğun olmayacak. Evet. Şimdi bu DZ'yi artı 1'e ihtiyacımız var. Bunu nasıl bulacağımızı 2-3 dakika içerisinde anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar, bizim backward propagation'da en sonunda bir hata fonksiyonu ihtiyacımız var. Bunun için özel bir hata fonksiyonu var burada. Neden bu fonksiyonu kullanıyoruz? Neden minimum squared error'ı kullanmıyoruz? Mesela aslında regresyon problemlerinde y eksi y şapkanın karesinin ortalamasını alıyorduk hatırlarsanız. Yani minimum squared error. Y ile a arasındaki farkın karesini alıyorduk. Ama burada şu çıktığımız arkadaşlar, şuradaki çıktığımız bir olasılık değeri oluyor. Yani bu kişi ölecek ya da ölmeyecek şeklinde bir olasılık değeri. Diyelim ki
hand digit recognition yapıyoruz. Yani el yazısı, rakam tanıma, sayıları tanıma projesi yapıyoruz. 10 tane rakam var. Bu hangisi oldu? 7 mi 8 mi? Bunu tahmin etmek istiyoruz. Yani çıktığımız buradaki gibi tek bir değer değil, 10 tane değer bu durumda. Şimdi o 10 tane değer olduğu zaman orada özel bir fonksiyon kullanıyoruz. Sigmoid değil. Hangi fonksiyon kullanıyoruz? Eminim bazılarınız biliyordur. Softmax kullanıyoruz. Softmax onu o 10 tane değerin hangisi olduğu ile ilgili bir probability veriyor size. Olasılık veriyor. Dolayısıyla arkadaşlar bizim aslında son noktadaki çıktığımız, özellikle classification problemlerinde son çıktığımız aslında bir olasılık, bir probability. Dolayısıyla da bir olasılık dağılımı çıktısı veriyoruz biz. Burası çok önemli. Yani çıktığımız sınıflandırma problemlerinde bir olasılık dağılımı. Şeye dönecek olursak mesela 7 gerçekten 7 resmini verdik. Çıktığımızda mesela 0'a 0.1 olasılıkla 0 diyor. 0.05 olasılıkla 1 diyor. 0.05 olasılıkla 2 diyor. Böyle diğerlerine de belki farklı olasılıklar da diyor. 7'ye de mesela eğer iyi bir tahminde bulunduysa diyelim ki 0.55 olasılıkla 7 diyor. Dolayısıyla bir olasılık dağılımı elde ediyoruz çıktı katmanında. Dolayısıyla da onun için olasılık katmanı olduğu için biz burada arkadaşlar minimum squared error loss yerine categorical cross entropy dediğimiz bir loss kullanıyoruz. Eğer şeyse buradaki gibi sadece iki değer varsa alive or die ya da işte kredi alır ya da almaz şeklinde bir şey varsa onun adı aslında aynı şey ama daha basiti binary cross entropy oluyor. Eğer dediğim gibi 10 tane çıktı varsa onun adı categorical cross entropy oluyor. Sonuç olarak cross yani iki olasılık dağılımı arasındaki farkı anlamak istiyoruz. Neden? Çünkü zaten bizim çıktığımız bir olasılık dağılımı. O yüzden sınıflandırma problemlerinde çıktığımız bir olasılık dağılımı olduğu için gerçek olasılık dağılımı hakkında bir fikriniz var mı? Çıktığımız şey diyelim ki gerçek olasılık dağılımı nedir orada? Biriniz bir şey söyleyebilir mi bu konuda? Yani şey konusunu düşünelim. İşte o 10 tane rakamdan birini tanıyacağız. Gerçek olasılık dağılımı nedir? Biliyor musunuz? 1 bölü 10 mu hocam? 1 bölü 10 değil. Gerçek olasılık dağılımı o değil. Çünkü gerçek olasılık dağılımında şeyi biliyoruz. Yani 7 ise 7. Gerçek olasılık 7 olduğunu biliyoruz. Diğerlerinin olma ihtimali yok. Diğer, o yüzden gerçek olasılık dağılımı sadece 7 için 1, geri kalan her şey için 0. Tamam mı? Yani olasılık dağılımı, gerçek olasılık dağılımı gerçek değer için 1, geri kalanlar için 0. Bizim tahmin ettiğimiz için biraz daha böyle bazıları 0.5 diyor, bazıları 0.01 diyor. Bu şekilde bir olasılık dağılımı elde ediyoruz. Evet. Peki. Tamam. Dolayısıyla bizim bu şekilde bir hata fonksiyonumuz var arkadaşlar. Şimdi bu hata fonksiyonu binary cross entropy olarak geçiyor. İki değer varsa sadece alive or die gibi iki değer varsa binary cross entropy olarak geçiyor. Eğer sayı tanımadaki gibi 10 değer varsa yani kategori sayımız 2'den fazlaysa categorical cross entropy kullanmamız gerekiyor. Bu basit olan binary cross entropy. Bu J fonksiyonumuz böyle bir şey. Birazcık karışık ve zor bir fonksiyon, hata fonksiyonu. Şimdi DZ, şuna şey demiştik gördüğünüz gibi. DZ'yi artı 1'e özel bir isim vermiştik. Bunu hesaplayacağız şimdi. J'in Z'yi artı 1'e göre olan türevini hesaplayacağız. DZ'yi artı 1, J'in Z'yi artı 1'e göre olan türevi. Bunun için arkadaşlar J'in önce A'ya göre türevi, çünkü J dediğimiz şey bu. Bu en son katmandaki Z aslında DZ. En son DZ'yi bu şekilde hesaplıyoruz. Sonra DZ'yi artı 1'i bildikten sonra gene DZ'yi nasıl dönüştüreceğimiz işte back propagation bu. DZ'yi artı 1'i DZ'yi'ye dönüştürmek back propagation oluyor. Ama öncelikle DZ'yi artı 1'i nasıl hesaplayacağız? Bu J fonksiyonun Z'yi artı 1'e göre türevini bulmamız gerekiyor. Şimdi ben bu hesaplamalara girmeyeceğim. Ama C'nin A'ya artı 1'e göre türevi, chain rule, zincir kuralı, o da A'ya artı 1'inde Z'ye artı 1'e göre türeviyle çarpılma şeklinde.
Bunları hesapladığımız zaman oldukça basit bir şey çıkıyor. A eksi Y'nin ortalaması gibi bir şey çıkıyor. Bu en son katmandaki hatamız. Bu DZ'yi artı 1'i hesaplıyoruz. Şimdi DZ'yi artı 1 bildiğimiz zaman arkadaşlar, neden bu önemli? Çünkü DZ'yi artı 1 bildiğimiz zaman en son katmandaki weight maddesini nasıl güncelleyeceğim işte biliyorum artık gördüğünüz gibi. Bunu bilirsem, çünkü bu zaten cache'te. Şuna bakarsak B'yi nasıl güncelleyeceğim? DZ'yi artı 1 olduğu gibi DZ'yi artı 1'e göre zaten ona eşit. Dolayısıyla DZ'yi artı 1'i bildiğim zaman B'yi nasıl güncelleyeceğimi biliyorum. DZ'yi artı 1 bildiğim zaman bu AI zaten cache'te olduğu için forward propagation'da cache'te olacak. Dolayısıyla W'yu nasıl güncelleyeceğimi bilmiş oluyorum. Şimdi buradan sonra önemli olan şey bu DZ'yi artı 1'i DZI'ye nasıl dönüştüreceğim? Yani aslında tam back propagation'daki kasteden geri yayılımını kasteden şey bu arkadaşlar. Eğer ben çünkü az önce şurada şeyi hesapladık. Bu son katmandaki hatam bu. Son katmandaki hatamı önceki katmanlara nasıl göndereceğim? Bu DZI artı 1. En son katmandaki DZ bu. Hata bu. Şimdi bir önceki katmandaki DZ'yi bulmam gerekiyor. Bunu nasıl bulabilirim? Bunun için bu bizim forward propagation'ımızdı. Öncelikle AI'yi alıyoruz. Lineer dönüşümle Z'yi artı 1'e dönüştürüyoruz. Z'yi artı 1'i de sigmoide verdiğimizde AI artı 1'i buluyoruz. Bu bizim forward propagation'ımız. Şimdi backwards'da DZ'yi artı 1 bilirken DZI'yi nasıl bulacağım sorusu bu. Şimdi onu da şöyle yazıyoruz arkadaşlar. DZI'yi yazıyorum öncelikle. C'nin Z'yi'ye göre türevi. Bu C'nin Z'yi'ye göre türevi arkadaşlar. C'nin Z'yi artı 1'e göre türevi çarpı Z'yi artı 1'in A'yı'ya göre türevi, A'yı'nin de Z'yi'ye göre türevi şeklinde yazılabiliyor. Gene zincir kuralıyla. Bu nereden geldi? Şöyle. Şimdi bu C'nin Z'yi'ye göre türevini hesaplayacağım ya. Önce C'nin A'yı'ya göre türevine ne ihtiyacım var? C'nin A'yı'ya göre türevi burada onu bilirsem de burada da C'nin Z'yi artı 1'e göre türevine erişebiliyorum. Tekrar anlatmaya çalışayım. C'nin Z'ye göre türevini hesaplayacağım. Peki bu nedir? Bunun için çok pardon, çok pardon. Burada bir karıştırdım, ben de karıştırdım. Bir saniye. Heh, tamam. Oldu. Şimdi oldu. Bu C'nin Z'ye göre türevi arkadaşlar. Öncelikle C'nin A'ya göre türevi güzel. C'nin A'ya göre türevi çarpı A'nın Z'ye göre türevi olarak yazılabilir. C'nin A'ya göre türevi A'nın da Z'ye göre türevi olarak yazılabilir. C'nin A'ya göre türevi de C'nin A'ya göre türevi de C'nin Z'ye artı 1'e göre türevi çarpı Z'ye artı 1'in A'ya göre türevi olarak yazılabilir. Ve biz bunları bu üç tane değeri de bu fonksiyonlara bakarak forward propagation'ın bu fonksiyonlara bakarak elde edebiliriz. Öncelikle AI'nin Z'ye göre türevi kolay olduğu için onu söyleyeyim. AI'nin Z'ye göre türevi şurada AI. Bu da uyguladığımız non-linear fonksiyon. Bu non-linear fonksiyonun türevi neyse o. Şu. Dolayısıyla AI'nin Z'ye göre türevi bu kısım. Şimdi C'nin Z'yi artı 1'e göre türevi nedir diye bakacak olursa aslında hemen onu şuradan size göstereyim. Onun özel bir adı var. C'nin Z'yi artı 1'e göre türevi. DZI artı 1 dediğimiz şey. Dolayısıyla da bu C'nin Z'yi artı 1'e göre türevi şu DZI artı 1 olmuş oluyor. Z'yi artı 1'in A'ya göre türevi ise Z'yi artı 1'in A'ya göre türevi ise burada gördüğünüz W'i artı 1 olmuş oluyor. Dolayısıyla da aslında DZI ile DZI artı 1'in birbirine nasıl bağlandığını aslında bu fonksiyon anlatıyor. Biliyorum ben de hafif karıştırdım zaten. Bu türevler çok zor. Ama dediğim gibi zaten şu an biraz genel kültür elde etmenizi istiyorum. Biz şu fonksiyonla burada aslında en son last layer'daki hatayı buluyoruz. DZI artı 1'i buluyoruz. Şimdi bu DZI artı 1'i DZI'lere bir önceki katmanlara nasıl yayarız? Onun için de şu DZI artı 1'i bilirsek DZI'yi nasıl buluruz? İşte bu formülle buluyoruz. DZI artı 1'i aslında weight maddesinin transpozuyla çarpıp oradaki non-linear fonksiyonla da element wise çarparak buluyoruz. Bu DZI'yi bu şekilde bulabiliyoruz. Şimdi
toparlamaya çalışayım arkadaşlar. Çok karıştı biliyorum. Biz burada x maddesini alıyoruz ve dönüşümlerden geçirerek bu a vektörünü elde ediyoruz. Y ise gerçek çıktı. Bu x arasındaki fark da bizim hatamız. J fonksiyonu bu hatayı veriyor. Şimdi ben bu weight matrislerinin öyle bir güncellemeliyim ki J minimize olsun. Bunun için de gradient descent algoritmasını kullanıyoruz ve bizim gradient descent algoritmasında da J'in W'ya göre türevine ihtiyacımız var. J'in W3'e göre türevine ihtiyacımız var. J'in W2'ye göre, J'in W1'e göre türevine ihtiyacımız var. Biz bunları nasıl hesaplayacağız? Bunları öncelikle şöyle bir şey yapıyoruz. Şurada J bir hata fonksiyonu. Gene hata fonksiyonu detayına da çok girmiyorum. J böyle bir hata fonksiyonumuz var. En son katmandaki J'in Z'yi artı 1'e göre olan türevini hesaplıyoruz ve de bu şekilde bir şey elde ediyoruz. Bu bizim en son katmandaki hatamız, C'nin Z'yi artı 1'e göre olan türevini biliyoruz. Şimdi biz buna DZ'yi artı 1 dedik. Bu DZ'yi artı 1'i aslında C'nin Z'ye göre türevi, C'nin Z'yi eksi 1'e göre türevi. Aslında bu DZ'yi artı 1'i bilirken DZ'yi nasıl bulabileceğimizle ilgili bu fonksiyonda bize onu sağlıyor. En son katmandaki hatayı biliyoruz, DZ'yi biliyoruz. Bir önceki katman DZ'yi nasıl geçeceğimizin fonksiyonu da bu. Şu an bu türevlerin ne olduğunu detayına girmeden DZ'yi artı 1'i bilirsem DZ'yi nasıl bulacağımla ilgili matematiksel fonksiyon bu. Şimdi peki bu DZ'leri bilmek ne işe yarıyor? Niye ben bu DZ'leri bilmeye çalışıyorum? Şunun için, çünkü C'nin V'yi artı 1'e göre türevi DZ'yi artı 1'e bağlı. Ben bu DZ'yi bilirsem işte weight'i nasıl update edeceğimi biliyorum. Gene DZ'yi bilirsem bu bias'i nasıl update edeceğimi biliyorum. Dolayısıyla DZ'yi bilmek kritik bir şey. Burada sonuç olarak burada en son DZ'yi artı 1'i hesaplıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra da elimizde bir fonksiyon var. DZ'yi artı 1 bilirken DZ'nin ne olduğunu, bir önceki katmandaki DZ'nin ne olduğunu hesaplamak için bir fonksiyon var. Aslında weight'in transpozuyla çarpıyoruz. Ve de non-linear olan aktivasyon fonksiyonuyla çarpıyoruz. İki tane, bir dot product bir de element wise product yaparak şu DZ2'yi buluyorum. DZ3'ü bilirken DZ2'yi nasıl hesaplayacağımı biliyorum. Peki neden önemli? Çünkü mesela bias'i nasıl update edeceğim? Direkt DZ3 neyse bias'i onunla, gradient descent'i onunla update ediyorum. Burada da mesela buradaki bias 2'yi nasıl update edeceğim? Direkt DZ2 ile update ediyorum. Peki weight 2'yi nasıl update edeceğim? V2'yi de yanılmıyorsam A2 ile bu DZ2'nin çarpımı şeklinde update edeceğim. Şurada gördüğünüz gibi DZ2 ile A2'nin DZ3 ile A2'nin transpozu şeklinde update edeceğim. Oldukça karışık olduğunu biliyorum arkadaşlar. Sorunuz var mı? Biraz daha anlatmam gereken bir şey var mı? Açıklamam gereken bir şey var mı? Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Lütfen. Hocam 7. slide'da J fonksiyonu var ya. 7. slide'da. Evet. Hocam, bu galiba değil mi? Sonraki. Yok yok hocam, bir sonraki. Burası. Evet hocam, burada J fonksiyonumuzda bizim A, I artı 1'lerimiz olasılık değerleri değil mi hocam? Sınıf değerleri değil. Bu A, I artı 1, evet. Neden olasılık değeri? Hemen geleyim mi? Hemen sana şöyle göstereyim. Bir saniye. Mesela şuna bakalım. A, en son katmandaki A, en son katmandaki A, last layer, şu I'nin last layer, dördüncü katman last layer ise I4. A4 dediğimiz şey burada, burada eğer binary şey var, ikili yapı varsa burada sigmoide tabi tutuluyor ve 0 ile 1 arasında bir olasılık değeri veriyor bize. Dolayısıyla evet, A bir olasılık vektörü, doğrudur. Olasılık değeri. Olasılık değeri. Hocam şimdi benim burada, ben birkaç gün önce de denk geldi, burayı inceliyordum, bu J fonksiyonunu. Burada hocam şimdi biz olasılık değerini alıyoruz. Biz normalde eşik değerimiz, olasılık değeri eşik değerimizin altındaysa 0, atıyorum ikili sınıflandırmada, üstüne ise 1 veriyoruz. Değil mi hocam? Yani sınıf olarak. Evet. Mesela şimdi burada direkt gerçek, hani o gözlemin, gözlemlediğimiz gözlemin gerçek sınıfı neyse ona göre biz bir skorlama yapıyoruz burada. Ben daha önceki incelemelerimde anladığım kadarıyla. Evet. Hı hı, evet. Ama burada hesaba katmadığımız şey şu
hocam. Hani bilmiyorum yani öyle gözlemledim. Sınıfı ne olarak tahmin ettiğimizi hesaba katmıyoruz ama. Hani bu atıyorum hani bizim eşik değerimiz 0.5, olasılık değerimiz 0.51 geldi mesela. Evet. Bunu bir sınıf olarak, sınıf olarak da doğru tahmin ettik. Olasılık olarak da 0.51. Ama bir tane 0.49 mesela atıyorum olasılık hesapladık. Bunu da 0 evet. olarak sınıfı tahmin ettik. Evet. Ama sınıfın gerçek değeri 1 mesela. Yine evet. hani bu fonksiyonu 2 mesela şu fonksiyon 2 kısımdan oluşuyor. Sınıfımıza göre ya birinci form hani formülün birinci kısmını ya da ikinci kısmını kullanıyoruz. Aynen. Benim sınıfım 1 mesela diyelim ki ben formülün eksi y çarpı log alfa işte log a i artı 1'i kullanacağım mesela. Bir sınıfım. Ama benim olasılık değerim 0.51 iken ben hı. doğru tahmin ediyorum. Bu formülü kullanıyorum. Ama olasılık değerim 0.49 iken yanlış tahmin ediyorum. Ama yine bu ilk kısmı kullanıyorum. Yani bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim sadece. Burada aslında bu a artı 1 mesela 0.51 çıktıysa 0.51. Yani o hani o 0.5'ten büyükse küçükse training kısmında ona bakmıyoruz biz. Eğitim kısmına ona bakmıyoruz. Eğitim bittikten sonra bakacağız ona. Yani 0.5'ten büyükse diyeceğiz ki işte bu bu Titanic yolcusu ölmüştür 0.5'ten büyükse. Ama mesela burada o 0.5'ten burada hata fonksiyonu C hesaplarken 0.5'ten büyük ya da küçüklerine bakmıyoruz. Bu 0.51 ise burada 0.51 var. Ve de işte Y'de 1 diyelim ki Y'de 1. Y1 ise zaten mesela şu kısım olmuyor. 1-1'den bu 0 olduğu için burayı görmüyoruz. Aslında eksi log 0.51 olmuş oluyor. Hatamız eksi log 0.51 olmuş oluyor. Yani 1 iken Y eşittir 1 iken bizim hatamız eksi log 0.51 olmuş oluyor. Sorunu bir daha sor istersen. Hocam, ben tam evet aktaramadım ben. Biz evet. 0.51 mesela tahmin ettik. Şey olasılık değerini 0.51 hesapladı bizim modelimiz yani o ana gelene kadar. Evet. Bir de 0.49 hesaplasın, bir tane de 0 mesela 90 hesaplasın hocam. Tamam. Şimdi ben 0.90'dan log 0.90 çok küçük bir değer geliyor. Log 0.51 büyük bir değer geliyor 0.90'a göre. Log 0.49 da büyük bir değer geliyor 0.90'a göre. Ama ben 0.90 ve 0.50'de aynı sınıfı tahmin ediyorum, doğru sınıfı. Diyelim ki sınıfım 3 gözlem içinde 1 olsun. 0.49'da yanlış sınıflandırma yapıyorum ama 0.49'da 0.50'den gelen düşük ya yani yüksek bir loss var ama 0.90'dan gelen düşük bir loss var. Ama ben 0.51 ile 0.90'da doğru tahmin yani doğru sınıfı tahmin ediyorum ama eşik değerime göre mesela. Tabii eşik değerine göre değişebilir bunlar ama eşik değerim %50 varsayarak. Evet. Evet. Yani orada mesela ben hani sınıfı ben hani elimde olan gözlemin gerçek sınıfını ne kadar olasılığını hani ne kadar olasılık hesapladım. Bunu ölçüyorum ama aynı zamanda şeyi ölçmüyorum mesela. Ben gerçekte doğru mu hesapladım? Hani doğru tahmin ettim mi etmedim mi? Hani ben buraya çözemedim hocam. Burayı tam kafama oturmadı yani. Şöyle yapalım. İstersen bu binary cross entropy loss fonksiyonun nasıl bir grafiğe sahip olduğuna bakalım ve oradan oradan yorumlamaya çalışalım. Yani şöyle yapalım. Ben şu an bu şeyi bitireyim. Bu şeyi anlatmayı bitireyim. Ondan sonra da bu binary cross entropy'nin fonksiyonuna bakalım birlikte. Bence ona bakılınca bence sen de bakmış da olabilirsin gerçi. Binary cross entropy'nin şeyine çizimine bakalım mesela. Fonksiyon çizdirelim ve orada yorumlamaya çalışalım. Oradan çözmeye çalışalım belki. Hatta şöyle bir siz benim ekranımı herhalde görebiliyorsunuz değil mi şu an? İnternete web sayfası diyeceğim. Şöyle bir bakalım. Mesela binary cross entropy. Bir görsellere bakacak olursak mesela acaba aradığım gibi bir görsel bulabilecek miyim? Şöyle bulabilirsem işte bu. Bunun gibi bir görsel işe yarayacaktır. Başka var mı ona benzeyen? Galiba şöyle bakacak olursak. Sen
Okey. Şimdi burada duyabiliyorsun ve görebiliyorsun değil mi? Evet hocam. Evet. Şimdi bu binary cross entropy ve ikili durum. Yani T target yani bizim gerçek Y değerimiz aslında. Bu da Y şapka. Burada biraz onlar değişmiş zannedersem. Şu gördüğün şey gerçek değer birken bu bizim şeyimiz eksi log Y olmuş oluyor. Gerçek değer sıfırken de eksi log 1 eksi Y olmuş oluyor. Hemen şeye döneyim şuraya. Bir tanesi için Y eşittir 1 olduğunu düşünelim. Y eşittir 1 iken eksi log A elde ediyoruz. Burada burası zaten 1 eksi 1'den dolayı burası 0 oluyor. Eksi log A olmuş oluyor. Yani buradaki gibi. T eşittir 1 iken eksi log Y burada da orada eksi log A. T eşittir 0 iken bizde T eşittir 0 burada Y eşittir 0'a denk geliyor. Y 0 olunca burası gidiyor. Burası da eksi log 1 eksi oluyor. Burada eksi log 1 eksi Y olmuş oluyor. Dolayısıyla bizim binary cross entropy fonksiyonumuz aslında şu yeşille şu mavinin birleşimi. Tamam mı? Gerçek değer 1 iken hata fonksiyonu bu. Gerçek değer 0 iken hata fonksiyonu bu. Ve de şimdi gerçek değer 1 iken sen sıfıra yakın bir şey verirsen hatan çok yüksek. Sen gittikçe 1'e daha yakın bir şey verirsen gördüğün gibi bu yeşilden dolayı bakıyorsun. Hatan oldukça düşüyor. Yani gerçek değer 1 iken sen de 1 verirsen sadece yeşile bakacaksın burada. Sadece yeşile bak. Gerçek değer 1 iken sen de 1'e yakın bir şey verirsen hatan düşüyor gördüğün gibi. Gerçek değer 0 iken sadece maviye bakalım. Gerçek değer 0 iken sen 1'e yakın bir şey verirsen hatan çok yüksek. Ama sen gittikçe böyle 0'a yakın bir şey verirsen hata minimize oluyor. Aslında o bu garip fonksiyon çizdirirsen şu ikisinin birleşimi olmuş oluyor ama t eşittir 1'de yeşil t, yani gerçek değer 1 iken yeşil, gerçek değer 0 iken mavi olmuş oluyor. Biraz şey kafanda netleşti mi şu an? Yani bu hata fonksiyonu aslında bu. Arka plandaki hata fonksiyonu. Şey için, binary cross entropy için. Evet hocam ama mesela işte burada kafama takılan şuydu aslında. Ben, evet. Gerçek değerim benim 1. Tamam. Yani yeşile bakıyoruz. Evet. Peki. İşte orada işte gerçek değerim 1 ama ben atıyorum hani y'yi hani 0,4 mesela şey yaptım. Ha ve şey diyelim ki evet, evet. Eşik değerim de 0,5 olsun. Ben bu sefer tahmin ettiğim şey nasıl diyeyim? Tahmin ettiğim sınıf 0 olacak mesela. 0,4'e baktığımda y'yi 0,4 hesapladığımda. Ben tamam. Şimdi senin kafan karıştıran şeyi anladım. Bu o tahmin etme eğitim bittikten sonra yapıyoruz. Yani 0,5'ten büyük ya da küçük hesabı training bittikten sonra yapıyoruz. Training yani eğitim süresince ise baktığımız şey bu 0,5 kesinlikle değil. Yani sen 0,4 çıkardıysan gerçek değer 1 iken 0,4 çıkardıysan sen o zaman bu yeşile bakıyorsun. Buradan 0,4 şu senin hata olmuş oluyor. Hata değerin bu olmuş oluyor. 1,2 mesela. Bu kadar. Yani o eğitim süresince training devam ederken 0,5'ten büyük ya da küçük diye bakmıyorsun. Bu senin training phase. Training phase'de 0,5'ten küçük ya da büyük diye bakmıyorsun. Training bittikten sonra prediction phase. Tahmin etme sırasınca sen gerçekte 1 olan şey 0,4 dedin. 0,4 0,5'ten küçük olduğu için aslında sen o zaman 0 demiş oldun. Yani 1'e 0 demiş oldun ve hata yapmış oldun. O kadar. O tahminde. Ya karıştırdığın şey training phase ile prediction phase'i karıştırıyorsun. O küçüktür 0,5 eğitim süresince yapılmıyor. Eğitim süresince yapılan şey sadece bu. O zaman yani direkt eğitim sürecinde ben gerçek değeri ne olasılıkla tahmin ettim onun hatasını ölçüyorum. Ne? Aynen öyle. Aynen öyle. Hiç 0,5'ten büyük küçük diye bakmıyorsun training'deyken. Training oradaki, bitince. Oradaki ayrım yani train bitinceden ki kastınız hocam mesela onu biraz daha açabilir misiniz hocam? Tabii. Yani o training dediğimiz şey o weight'lerin update edilmesi.
weight'lerin update edilmesi. Bu loss function'ı minimize edecek şekilde weight'leri sen update ediyorsun, update ediyorsun, update ediyorsun. Bittikten sonra diyorsun ki tamam ben yeterince eğittim, artık ben tahmin etmeye başlayabilirim diyorsun. O noktada sen modelin 0.4 dedi, çıktısı 0.4. 0.4 0.5'ten küçük olduğu için diyorsun ki bu bunun klası sıfırdır. Yani senin şeyin çünkü bu classification olmuş o. Binary classification. 0 ya da 1 yapman gerekiyor. Ama neural network eğitim sırasında aslında burada şey basıyordu. 0 ile 1 arasında bir değer basıyordu. O 0.4 ise sen buna kabaca diyorsun ki bunun klası 0'dır diyorsun. Ama o yani 0.5'ten büyük olduğunu ölçme işte o prediction'da yapılıyor. Evet. Tamamdır hocam. Çok teşekkür ediyorum. Yani ben bir şey %100 belki tam kafanda oturmadı ama oturacaktır yani. Bir en azından şeyi gördün. Yani aslında prediction ve training diye bir olay var. Training sırasında ben o 0.5'ten büyük ya da küçük diye bakmıyorum. Ben buna prediction tahmin edecekken bakıyorum. Training'deyken yani weight'leri update ederken ona bakmıyorum. Bu şekilde. Evet. Hocam peki mesela 5. slide'tan bir şey sorabilir miyim? Bunun tabii. Hemen açıyorum. Bir saniye. Evet, buradayız. Hocam burada şimdi biz ağlar bizim olasılıklarımız. Evet, şimdi biz burada şimdi yukarıdaki sütun A satırı yani yatay bar gibi görünen sağ taraftaki hocam. Ha, bu. Evet. Evet, tek bir değer. Evet. Bunun gerisinden bahsediyorsunuz değil mi hocam? Training'de ben direkt şu son şeydeki sinir ağındaki son D3 yazan yerden bir daha geri döneyim. Yani oradaki A'ya bakmadan mı? Söyle, bir daha söyle. A aslında ben sınıfımı çekiyorum. Sınıfımın bilgisini bir sınıfı. Yok. Gerçek şimdi, sınıfım. Şöyle, bu A dediğimiz şey bu en son mesela şuralarda hani lineer dönüşüm sonra non-lineer dönüşüm diyoruz ya. Burada ReLU kullanıyor genellikle bu ara katmanlarda. Ama burada en son katmanda binary classification yapıyorsak eğer burada sigmoid non-lineer fonksiyonu kullanıyor. Sigmoid de sizin değerinizi 0 ile 1 arasına sıkıştırıyor. Neden önemli? Çünkü işte olasılığa dönüştürülüyor o zaman. 0 ile 1 diyorsun ki mesela 0.4 çıktı. Burası 0.4. Şimdi mesela 0.4 ya bunun değeri. Benim hatam ne? 0.4. Bu gerçek değerde 1 diyelim ki. Benim hatam ne? Bu 0.4 çıktı. Burada ise gerçek değer 1. O zaman benim hatam ne diye bakacak olursak şeye göre, buraya göre gerçek değer 1 iken 0.4 çıktıysa eksi log 0.4 benim hatam. Yani bu oluyor. Burada 0.4 burada 1.2 gibi bir şey oluyor. Mesela şeye bakacak olursak ben burada 0.4 çıkardım ya gerçek değerde diyelim ki aslında 0'dı. O zaman hatam ne? Gerçek değer 0 iken eksi log bu sefer 1 eksi 0.6 eksi log 0.6 olmuş oluyor. Yani şuraya bakıyorum. Burada aslında 0.4 bak gördün mü? Burada mavi daha küçük. Mavideki hata daha küçük. Yani dolayısıyla ben burada hatamı ölçüyorum. Bu benim hatam olmuş oluyor. Hata değerin toplam hatanda nasıl değiştiğini de daha sonradan gözlemleyebilirim. Yani eğitim sürecince hata her bir iterasyon sonucunda hata düşüyor mu düşmüyor mu ona bakabilirim. Neyse onu geçelim. Şimdi bu gerçek hatamız o. Bir de işte şey buradaki weight'leri update etmem gerekiyor. Bu hatayı minimize edecek şekilde. Onunla ilgili de işte formüller var. O formüllerde buradaki karışık bir sürü türev hesabına dayalı olan formüller. Yani aslında o weight'lerimi nasıl update edeceğim? Onun için mesela DZI diye bir şey bilmem gerekiyor. Her bir katmandaki DZI bilmem gerekiyor. Buradaki A'yı bilmem gerekiyor. A'yı zaten ben hesapladım. Bu bilinen bir şey. DZI ise geri yayılımla alıyorum. Geri yayılımla nasıl alıyorum? Onun da formülü bu. En son katmandaki DZI artı 1. En son katmandaki DZI artı 1'i şurada. Bu fonksiyon C ya. DZI artı 1 son katmandaki hatayı hesaplıyorum. Bu benim hatam zaten. Burada ise en son katmandakini bilirsem bir önceki katmandaki DZI nedir? Onun da formülü bu. Her yerdeki DZI, her bir katmandaki DZI hesaplıyorum. Her bir katmandaki DZI hesaplayınca C'in W'ye göre türevinin ne olduğunu bulabiliyorum.
Bunu bulunca da işte gradient descent W eşittir W eksi alfa çarpı C'in W'ye göre türevi dediğimiz orada. Bunu oraya koyabiliyorum ve de aslında W'yu nasıl güncelleyeceğimi bilebiliyorum. Böyle biraz uzun bir şey ama bu şekilde. İstersen tek bir daha sorabilirsin Hasan. Yani kafanda başka bir şey varsa tekrar sorabilirsin. Hocam anlatmaya o aslında anlayamamıştım. Yani tam bir kafama yatıramamıştım ama orada hani o train ve hani o train'i test yani o şey yapma yani modelin eğitim aşamasındaki noktayı hani tam oturtturamamıştım kafama. Yani oturdu sanki biraz. Evet. Şimdi o zaman basit haliyle şöyle söyleyeyim sana. Tekrar bu X ve Y zaten bize verilen bir şey supervised learning'de. Bu bizim yapay zeka mimarimiz. Biz bu matrisi buraya veriyoruz, dönüşümlerden geçiyor ve A vektörünü elde ediyoruz. Bu A vektörü, buradaki her bir değer 0.4, 0.7, 0.1 falan gibi değerler. Bunlar şey değil, 0 ya da 1 değil. Bunlar 0.4, 0.7 falan böyle olasılık değerleri. Şimdi burası bir olasılık değerlerinden oluşan bir vektör. Burası da aslında olasılık değerlerinden oluşan bir vektör. Ama bu tabii çok hard bir olasılık yani. Çünkü bu gerçek değeri biliyorsun. 0 ya da 1. Toplamı mesela sıfır toplamı gene bir yani olasılık. Bu ikisi arasındaki farkı ölçüyorsun ve training dediğimiz şey, eğitim dediğimiz şey bu weightlerin güncellenmesi. O öyle bir güncelliyorsun ki Y ve A arasındaki fark minimize ediliyor. Yani burada değer 1 ise senin buradaki olasılık değerin gittikçe 1'e yaklaşsın. Mesela 0.8 değil de 0.9 olsun. 0.9 değil de 0.95 olsun. Her bir güncellemenin sonucunda bu gittikçe böyle 1'e yaklaşıyor. Bu 1 ise, buradaki gerçek değer 1 ise bu 0.99'a doğru yaklaşsın istiyorsun. Mesela buradaki başka bir değer var. Buradaki gerçek değer 0. Buna tekabül eden senin tahminin de mesela ilk başta 0.6. Bu eğitimler sonucunda, eğitim sonucunda bu weightler güncellenince bu 0 için 0.6'ya tekabül eden şey gittikçe 0.5 oluyor, 0.4 oluyor, 0.3 oluyor. Gittikçe bu şey bunun gibi burası 0 ise bu da 0'a doğru yaklaşıyor. Dolayısıyla burası hala da bu eğitim süresi için burası A vektörü 0 ya da 1'lerden oluşmuyor. 0 ile 1 arasındaki gerçek olasılık değerlerinden oluşuyor. Ha, eğitim bittikten sonra burası hala daha 0.4 olarak kalmışsa İşte eğitim bitti ama artık bu eğitim bitti ne demek? Bu weightler, bu matrisler güncellenmiyor artık demek. O weightlerin güncellenme işi bitti. Artık işte training phase bitti, prediction phase başladı. Yani sen bunu canlıya aldın ve predict ediyorsun. Predict ederken ne yapıyorsun? İşte o zaman bu 0.4 dediyse sen buna şey diyemiyorsun orada. Bu 0.4 olasılıkla canlıdır diyemiyorsun. Titanic şeyinde. 0.4, 0.5'ten küçük olduğu için bu işte öldü diyorsun mesela. Bu şekilde. O tahmin discrete oluyor. 0 ya da 1. Eğitim bittikten sonra. Eğitim süresince ise burası bir olasılık değeri. Bu şekilde. Çok iyi anladım hocam. Ve oradaki yani eğitim sürecinde oradaki aslında 0-1 biz olasılık olarak bakmamız lazım. Yani 0-1 gerçekteki gerçek evet. Değerin olasılığı 1 veya 0 olarak. Yukarıdaki. Aynen. Tamamdır hocam. Aynen. Burası bir. Bu arada burada bu A dediğimiz şey bir vektör ve burada 0 ile 1 arasında bir değer var. Çünkü bu binary classification ama categorical classification olsaydı bu A dediğimiz şey vektör olmayacaktı. Ne olacaktı? A dediğimiz şey bir matris olacaktı. Diyelim ki burada 100 tane gözlem var ve işte 0 ile 9 arasındaki rakamları tanıma. O zaman bu 100 gözlem 100'e 10'luk bir matris olacaktı. Burada bu kısım, burası bu yeşil olan kısım aslında bir vektör, tek bir değer değil bir vektör olacak. Onluk bir vektör olacaktı ve onluk vektörün her bir değeri de şey olacaktı, bir olasılığa tekabül edecekti. Ve onluk ve o 10 tane olasılığın toplamı da tabii ki 1 olacak. Aynı şey bunun için de geçerli. Bu da 100 gözlem olacak, burada da 10 tane değer olacak. Ama 10 değerin sadece bir tanesi 1, geri kalan 0 olacak. Çünkü bu kesin, biz bu bildiğimiz şey. Yani ben buraya 2 resmi verdiysem, one hot encoder deniyor buna. İşte onluk bir vektörüm var. Sadece 2'ye tekabül eden yer 1, geri kalan 0 şeklinde bir vektör olacak. Burada da bir vektör var, burada da bir vektör var. İkisi de olasılık vektörü. Olasılık dağılımı anlatan vektörler. Bu iki olasılık dağılımının farkını, vektör olarak farkı buna, bu da aşağı yukarı aynı şey. Yani buradaki şu
C fonksiyonuna çok benzeyen bir şey. Sadece bu sefer şurada bir tane toplam olacak. Toplam işareti. Ve de birden 10'a kadar olacak. Yani 10 tane class var çünkü. Class sayısı kadar toplam olacak diye biliyorum. Ama birden 10'a kadar class olacak. Bir de sanırım bu 1-y kısmı olmayacak. Sonuçta buna benzeyen bir şey. Buna çok benzeyen bir şey. Ona categorical cross entropy deniyor. O şekilde. Sonuçta biz burada bir olasılık dağılımı üretiyoruz ve gerçek olasılık dağılımıyla bizim olasılık dağılımımız arasındaki farkı ölçüyoruz C hata fonksiyonuyla. Sonra da o C'yi hata fonksiyonu minimize edecek weight'leri arıyoruz. Bunun için de gradient descent algoritması kullanıyoruz. C'in V'ye göre olan türevlerine ihtiyacımız var. C'in V'ye göre olan türevlerini hesaplamak için de burada C'nin Z'ye göre olan türevini buluyoruz. Buradaki. Sonra buradaki C'nin Z'ye göre olan türevi nedir? Bunu hesaplıyoruz. Bu back propagation dediğimiz şey o. Bu C'nin Z'yi en son katmandaki Z'ye göre olan türevine DZ diyoruz. Bu DZ'yi bilirken şuradaki DZ nedir? Bunu işte back propagation DZ'yi artı birden DZ'yi'ye geçiş olmuş oluyor. Back propagation bu. DZ'yi bilmek neden önemli? Çünkü DZ'yi bilirsen weight'i nasıl update edeceğini biliyorsun. Bunu bilmek neden önemli? Çünkü bu zaten gradient descent'te kullandığımız şey. Bu yüzden. Hocam. Tabii. Uzattım, çok özür diliyorum. Son olarak oradaki 5. slide'dan son olarak bir şey daha demeyi sormak istiyorum. Lütfen. Burada o zaman biz modeli yani eğitim tamamlandıktan sonra yani o terimi doğru kullanıyor muyum bilmiyorum ama ben benim modelimdeki weight'leri etkilemiyor. Yani ben 1'i 0 tahmin etmişim, 0'ı 1 tahmin etmişim. Bu benim modelimdeki weight'leri etkilemiyor. Yani şöyle ben olasılık yani ben 1'i ne kadar doğru 1'e yakın olasılıkla tahmin ettim. 0'ı ne kadar 0'a yakın olasılıkla tahmin ettim. Bunlardan sonraki aşamada ben 1'i 0 tahmin ettim. 0'ı 1 tahmin ettim. Buradaki hata geriye bir etkisi yok o zaman. Bir sonraki hata. Var mı? Olur mu? Tabii ki var. Bakalım. Şimdi mesela bak şuna bakalım. DZ'yi artı 1. En son katmandaki DZ'yi artı 1. Sen mesela gerçekte 1 iken sen 0.1 verirsen aradaki hata daha büyük. Ama bu 1 iken sen 0.9 verirsen aradaki hata daha küçük. Bu DZ'yi artı 1 direkt etkiliyor. Senin 1 iken 1'e yakın bir şey söylemezsen buradaki DZ'yi artı 1'in daha büyük. Peki DZ'yi artı 1'in büyük olması o DZ'yi artı 1 daha büyük olursa şöyle gelelim. Burada DZ'ye artı bir daha büyük değer olursa weight'i güncellemen de daha büyük olacak. Yani C'in V'ye artı 1'e göre türevi de daha büyük olacak. Dolayısıyla yani sen yanlış bir şey yaptığın zaman daha yanlış bir şey yaptığın zaman bu weight'teki güncelleme de otomatikman daha büyük olacak. Dolayısıyla kesinlikle etkiliyor. Anlaştık tamam, mı? Tamam hocam anladım. Tamam. Yani evet. Kafa karışıklığım büyük ölçüde gitti. Tamam peki. Peki tamam. Tamam. Burada bu kodlar vardı. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Evet. Mesela bu bir sentetik dataset. Ben böyle bir dataset üretmiştim bir zamanlar. Burada işe alım robotu gibi bir şey düşünelim. İnsanların özellikleri var. Sonra da bu insanı işe aldık ya da almadık diye bir Y tahmini işe aldık ya da almadık bilgisi var. Mesela bir insanın sosyal özellikleri, ne kadar konuşkan, ne kadar girişken, sosyal özellikleri ile ilgili bir değeri var diyelim ki. Şu bir insan, onun bir sosyal özellik değeri var. Sonra diyelim ki algoritma özellikleri var. Bilgisayar mühendisliğini işe aldığımızı düşünelim. Algoritmayı ne kadar biliyor, sosyal özellikleri ne kadar iyi, okuldaki not ortalaması ne kadar iyi, bir de yaşı ne kadar işe uygun gibi böyle 4 tane özelliği var bir insanın. Sonra da bu insan bizi diyelim ki şirketimiz var, şirketimizle görüşmüş ve şirkete biz bu arkadaşı işe almışız ya da almamışız. 1 ya da 0 değeri var. Diyelim ki böyle bir verimiz var. Şimdi bu da bir şirket olarak uzun yıllardan çalışıyoruz ve elimizde böyle bir veri birikti. Şimdi bundan sonra bu işi insan kaynakları biriminde love edeceğiz. İnsan kaynakları bu işte ilgilenmeyecek. Direkt yapay zeka algoritmaları yeni bir adayı işe alıp almayacağına karar verecek.
bundan sonraki süreçte. Bunun için daha önceki işte diyelim ki 10 yıllardır çalışan bir şirket binlerce kişiyle görüşmüş. Bunların bazılarını işe almış, bazılarını işe almamış. Şimdi artık istiyoruz ki bu biriken veriye bakarak otomatik bir şekilde yeni bir adayı işe alıp almayacağımıza yapay sinir ağı karar versin istiyoruz. Yani tabii bu bir senaryo, böyle bir şey şu an için gerçek değil ama yakın bir gelecekte gerçek olabilir. Şimdi mesela 1000 tane aday var. Bunların 900 tanesini işe almamışız görüştüğümüz halde, özelliklerini bildiğimiz halde 100 tanesini işe almışız mesela. Şimdi bu işte gerekli kütüphaneler, bu datanın olduğu yer, bu datayı işte internetten alıyoruz. Ve datayı işte Pandas'a çeviriyoruz. Pandas'ın values alınca böyle maddesini almış oluyoruz. Son kolon Y kolonu oluyor. Ondan önceki kolonlar X girdisi olmuş oluyor. Böyle verimizi X ve Y'yi almış oluyoruz. Ve burada da data setimizi, X ve Y'den oluşan data setimizi genellikle ikiye ayırıyoruz. Train ve test set olmak üzere. Train datasıyla modelimizin parametrelerini eğitiyoruz. En iyi parametreleri buluyoruz. Ondan sonra testte de daha önce görmediği datada da test datasına hiç böyle eğitirken, neural network'i eğitirken bu test datasını hiç vermiyoruz. Onu da en sonunda gerçek hatamızı bu test set üzerinde ölçüyoruz. Bu şey gibi oluyor arkadaşlar. Bir de bunun validation kısmı var. Yani datayı burada ikiye ayırdık. Train ve test diye. Bir de validation diye üçüncü bir kısma ayrılıyor. Bunlar şey gibi oluyor arkadaşlar. Bir dersi düşünün. Dersi öğrenciler var. Train dediğimiz şey hocanın derste soruları çözmesi. Yani derste soruların çözümünü anlattığı kısım aslında öğrencilerin eğitim gördüğü kısım. Sonra hoca ne yapıyor? Sınav yapıyor. Quiz, final yapıyor. Bu test kısmı oluyor arkadaşlar. Yani ne kadar öğrenciler gerçekten öğrenmişler mi? Bunu anlamak için daha önce görmediği sorulardan soruluyor. Bir de validation kısımsa bu işi gerçekten o öğrenci mezun olduktan sonra burada da şey bir makine öğrenme mühendisi olarak biz yapay sinir ağımızı train set'te eğitiyoruz. Testte de ne kadar iyi olduğunu ölçüyoruz. Ama bizim production'ı aldığımız zaman gerçek hayata veriyoruz. Orada da ne kadar iyi olduğunu anlamak için de bir de validation set'e ihtiyacımız var. Yani daha önce hiç görülmemiş. Hiç bir şekilde teste bile tabi tutulmamış bir data set. Üçüncü bir data sette de ölçümüne bakıyoruz. Bu da siz mezun olduğunuz zaman gerçek hayatta, gerçek iş hayatına nasıl bir performans sergileyeceğinizle ilgili bir analoji kurabiliriz bu şekilde. Şimdilik train ve test datası üzerinden gittiğimizi düşünelim. Bu şekilde ayrılmış. Şimdi bu data set, bu bizim data setimiz. Biz buradan neural network'ümüzü sıfırdan kodlayacağız. Ve yukarıda anlatılan matematiksel işlemleri aslında sıfırdan burada Python kodunu görmüş olacaksınız. Ne kadar enerjimiz kaldı bilmiyorum ama bir deneyelim tekrar şansımızı. Şimdi öncelikle buradaki gibi bir mimari ihtiyacımız var. Bir neural network mimarisine ihtiyacımız var. Dolayısıyla da şurada öncelikle ilk katman 4, sonra 6, sonra 6, sonra da 1 şeklinde bir neural network mimarimiz bu şekilde. Yani ilk katman, girdi katmanda 4 tane nöron var. İlk gizli katmanda 6, ikinci gizli katmanda 6, çıktı katmanda 1 tane nöron var şeklinde. Neural network mimarimizdeki katmanların nöron sayıları bu şekilde. Mesela burada 4, 6, 6, 1'den bazıları siz karar verebilirsiniz. Ne olacağını siz deneyebilirsiniz. Bazılarını ise siz deneyemezsiniz. Veriniz öyle der. Mesela bu 4'e arkadaşlar 4-4 olmak zorunda. Neden? Cevap verebilir misiniz? Neden 4-4 olmak zorunda? 4 tane kategorimiz var. 4 tane evet 4 tane kolonumuz var. Bu social algorithm GPA age 4 tane bunlar var. Ve en sonunda da Y'yi tahmin etmeye çalışıyoruz. O da 0 ya da 1 olduğu için. Dolayısıyla bu girdi 4 tane olmak zorunda, çıktı da 1 tane olmak zorunda. Aradaki şeylerse onu
O artık size kalmış. Orada da mümkün olduğunca basitten başlayıp, ya yani mesela bir anda böyle 4-6-6-1 ile değil de aslında diyelim ki 4-6-1 ile başlayıp yetmezse bir ara katman daha eklemek şeklinde. Yani bir genellikle basitten başlayıp iş görmediği sürece daha neural network'ü büyütmek şeklinde bir strateji izlemek lazım. Şimdi bu 4 ilk katman 4 sonra 6 var. Buradaki weight matrislerimizi oluşturuyoruz. Weight matrislerimizin dimensionlarını yani şöyle göstereyim size. Bu 4, bu 6 ise buradaki weight matris 4'e 6. Bu 6, bu 6 ise buradaki weight matrisin boyutu 6'ya 6. Bu 6'ya 1 ise burada da bir 6'ya 1'lik bir vektör olacak şekilde olması lazım. Onların dimensionları burada görünüyor. Bayeslerin dimensionı da burada 6 tane varsa 6 tane bias var. Burada 6 nöron varsa biasimiz 6. Burada 1 varsa 1 tane bias değeri olacak şekilde. Bunlar sadece burada dimensionları, weight dimension ve bias dimensionları göstermiş. Ha, ama sadece göstermekle kalmamış. Bir de iniş, yani başlatmış o değerleri. Nasıl? İşte weight dimension, bunlar bir tuple. List of tuples. Bu bir tuple. Yani ikili. 6'ya 4, 6'ya 6, 1'e 6. Bunlar weight dimension'ın boyutlarını gösteriyor. İşte o boyutlarda burada rastgele weight'leri başlatıyor ve verilen boyutlarda bias'leri başlatıyor. Bu kodu herkes anlayabiliyor mu? Weight ve bias. Şu kodu anlayabiliyor musunuz arkadaşlar? Bu çok önemli. Burada yani Python'ın şeyi, temelleri bunlar. Bu weight dimension dediğim şey list of tuples. Bu weight dimension'ın ilki burada bir for döngüsü. Bu da list comprehension diye geçiyor arkadaşlar. Python'da list comprehension. For döngüsünü bir anda yazıyorsunuz tek satırda. Bu weight dimension'da for döngüsüyle tek tek gidiyorsunuz. İlki aldığınız şey 6'ya 4. Burası 6'ya 4. Yani n eşittir 6, d eşittir 4. Burada 6 ve 4 için burada 6'ya 4'lük bir matris oluşturuyorsunuz. Weight 0 dediğiniz zaman bu 6'ya 4'lük bir rastgele bir matrisiniz olmuş oluyor. Weight 1 dediğiniz zaman 6'ya 6'lık bir matrisiniz olmuş oluyor. Weight 2 dediğiniz zaman 1'e 6'lık oluyor. Weight 3 derseniz hata alırsınız. Weight 3 yok. Burada 3 tane eleman var. 1, 2, 3. Bias için de aynı şey yapılıyor. Bu cross entropy loss eksi y np log a, 1 eksi y np log 1 eksi a. Bu bizim cross entropy loss fonksiyonumuz. Nerede? Burada. Bir dakika. Şu. Yani şu aslında. Eksi t log y, eksi 1 eksi t log 1 eksi y gibi. O t ve y burada biraz farklı. A ve y şeklinde. Bu bizim cross entropy loss fonksiyonumuz. Python'da yazılmış hali. Şimdi forward propagation dediğimiz şey arkadaşlar. Buraya x matrisini veriyorsunuz. Weight matrisiyle çarpılıyor. Sonra işte nonlinear bir fonksiyona tabi tutuluyor. Burada bir dönüşüm, burada bir dönüşüm, burada bir dönüşüm. En sonunda da bir çıktı. Onları hatırlayacak olursanız burada bu arada cache'te de ürettiğimiz A değerlerini tutuyoruz. Aslında weight, bias, A ve Z değerleri burada cache'te tutuyoruz. Bu da arkadaşlar Python'da dictionary. Key value pair'lerden oluşuyor. Bu A0 string'ini verdiğiniz zaman size A'yı döndürüyor. A ne? Bir matris. Sizin girdi matrisiniz. Extrain. Yani bu isim ve yani şurada cache A0 derseniz size matrisi döndürüyor. Bu da Python'daki şey dictionary, sözlük kavramı. Bu anahtar için şu değeri döndür şeklinde. Burada her bir işlemden sonra her bir işlem dediğimizde aslında forward propagation yani z eşittir ba artı b, a eşittir sigmoid z. Hemen size şuradan hatırlatayım forward propagation'ı. Şu yani z eşittir ba artı b, a eşittir sigma z. Gördüğünüz gibi aynı şey. Z eşittir VA artı B, A eşittir sigma Z şeklinde. Burada her bir katmanda sırayla bir döngü içerisinde önce bu geliyor. Buradan dönüşümü yapıyorsunuz ve buradan çıktıyı elde ediyorsunuz. Bu çıktıyı aynı şekilde buradaki weight ile çarpıyorsunuz. Burada o işlemleri yapıyorsunuz. Sırayla yapıyorsunuz ve de özellikle ağları cache'te tutuyorsunuz. Neden ağları cache'te tutmak önemli? Çünkü şurada C'in V'ye göre olan türevinde bu DZ'yi backpropagation hesaplayacağım ama A'ya da ihtiyacım var. İşte bu A cache tutulduğu için cache'den gelecek şeklinde. Evet.
Peki bir saniye. Evet. Şimdi burası neresi? Bu herhalde backward propagation'a başlamış. Şimdi backward propagation en son katmandaki hatamız. Neydi o? Şu sanırım şu. Bu değil. Bu muydu? Bir dakika. Şu. DZ'yi artı 1. En son katmandaki hatamız AXY bölü N. Python'da NP'nin AXY. En son katmandaki hatamız bulunuyor. Şu, bu arada arkadaşlar burada şeyi bitirdik. İleri yayılımı bitirdik. Şimdi geri yayılıma başlıyoruz. Şimdi geri yayılım en son katmanda DZ'yi hesaplıyoruz. AXY şeklinde. Bu hesaplanıyor. Bu DZ. Şimdi DZ'yi bildiğimiz zaman, en son katmandaki DZ'yi bildiğimiz zaman DB, yani buradaki bias'ı nasıl update edeceğiz? Bu DZ'nin ortalaması şeklinde update ediliyormuş. W nasıl update edeceğiz? DZ'yi şimdi hesapladık. En son katmanda şu şekilde hesapladık. A değerinde cache'te tutmuştuk. Bu ikisini çarptık. DZ çarpı A. Bu bizim DB'yi nasıl update edeceğimizle ilgili değer. Bu dolayısıyla DB'yi ve DV'yi hesaplıyoruz. Ve de ondan sonra gradient descent algoritmasını uygulayacağız. Gradient descent neydi? W eşittir W eksi alfa çarpı türe. Bu DV'yi işte buradan hesapladık. DV buradan hesaplandı. Her neyse o hesaplandı. Cache'te bizim weight, rastgele başlayan weight matrisi, weight 3 matrisimiz burada tutuluyor. Ve bu weight 3'ü işte update ediyoruz burada. Bias'i de update ediyoruz. Bunlar şöyle gelecek olursam şöyle. Gördüğünüz gibi weight ve bias burada rastgele başlamıştı. Sonra biz burada forward propagation yaptık ve son değeri elde ettik. Son değerimiz, bu arada forward propagation tekrar göstereyim. Burada cache, özellikle ağları tutuyoruz. Burada cache A3 tutmak çok önemli. Bu bizim en son katmandaki çıktığımız, bu ise gerçek değer. Bu ikisi arasındaki fark DZ olmuş oluyor. Bu DZ'yi bildiğimiz zaman DB ve DV'nin ne olduğunu da hesaplayabiliyoruz. DB ve DV'yi bilmek ne demek? Weight, rastgele başlayan weight 3 ve bias 3'ü nasıl update edeceğimizi biliyoruz gradient descent algoritmasına göre. Onları da update ediyoruz. İşte training dediğimiz şey bu update. Gradient descent'te bu weight'lerin update edilmesi. Ama şu an sadece weight 3'ü update ettik. Şimdi weight 2'yi de update etmemiz gerekiyor. Onun için de buradaki DZ3'ü DZ2'ye nasıl dönüştüreceğiz? Hep söylüyordum ya, şu DZ3'ten DZ2'ye geçiş. İşte onun matematiksel fonksiyonu da bu. İşte şu DZ3 elinizdeyken cache'deki W3 ile dot product yapıyorsunuz. Sonra da ZI'nin işte derivatifi ile çarpıyorsunuz. Şimdi orası biraz karışık olduğunu görüyorum ama burada bir fonksiyon var bize yardımcı olan. Onunla DZ2'yi elde ediyoruz. Buradaydık. Şimdi de bir geriye gittik. Weight 3'ü update ettik. Şimdi weight 2'yi update etmek için önceki şu DZ3'ü DZ2'ye backpropagate etmemiz gerekiyor. Peki o neydi? İşte burada DZ3 varken DZ2, DZI artı 1 varken DZI'yi nasıl hesaplarsınız? Formül bu. Dolayısıyla da şimdi biz de en son DZ3'ü biliyoruz. Şimdi DZ3'ü DZ2'ye bu matematiksel formüle göre yeni DZ'yi hesaplıyoruz. Bu aslında DZ2 olmuş oluyor. Şimdi DZ2 varsa elimizde backpropagate etmiş olduk. Yani aslında şu an en önemli adımı yaptık. Yani en önemli şey DZ3'ten DZ2'ye olan geçiş. Bu yapıldıktan sonra geri kalan şey aynı. DB buradaki, burada DZ2'yi bildiğim zaman bias'i nasıl update edeceğimi biliyorum. DB dediğim şey DZ'nin ortalaması. Bu weight 2'yi nasıl update edeceğim? O da DZ ile bu backpropagate edip hesapladığım şeyle cache'te tuttum A1'in transpozu. Ben bunları biliyorum zaten. Bunu matematiksel şeyler bana söyledi. Bir yarım saat önce falan. DB ve DV'nin nasıl update edeceğimi biliyorum. Ve bunları da gradient descent algoritmasına göre işte update ediyorum. Böylelikle V2'yi de değiştirmiş oldum. Bir önceki slide'da V3'ü değiştirmiştim. Şimdi V2'yi değiştirdim. Değiştirmem gereken son bir matris var. Şurada V1. İşte onu da gene aynı şekilde ne yapacağım? Elimde DZ var ya. DZ2 var. Burada DZ2 var. O DZ1'in ne olduğunu bulmam gerekiyor. Gene bu formüle göre elimde DZ2 varken DZ1'i nasıl olacağını anlatan şu formüle göre, burada Python kodu,
DZ2'den DZ1'e geçiyorum. DZ1'i bildiğim zaman da ne yapıyorum? DB'yi nasıl update edeceğimi ve DV'yi nasıl update edeceğim, yani weight'leri nasıl update edeceğimi biliyorum. Ve de bunlar aslında şuradaki türevler. DV ve DB dediğim şey buradaki türevler. Burada da gradient descent, W eşittir W eksi alfa çarpı türev bir uyguluyorum. Ve burada da V1'i update etmiş oluyorum. Dolayısıyla da full update'i gerçekleştirdim. Yani bütün parametrelerimi update etmiş oldum bu neural network'te. Bunu bir kere yaptım. Şimdi bir data için yaptım ya da bir batch data için yaptım. Şimdi yeni bir batch data için aynı şeyi yapacağım. Forward propagation'la her şeyi hesaplayacağım. Ondan sonra da hatamı back propagate ederek weight'lerimi update edeceğim. Ve bunu defalarca defalarca yaptığım zaman weight'ler öyle bir güncellenecek ki benim J olarak tanımladığım hata fonksiyonu minimize edilmiş olacak. Sanırım biraz daha net oldu. Tüm koda bakacak olursak da işte cross entropy loss, sigmoid, derivative of sigmoid, bu bizim neural network mimarisini construct ya da inşa ettiğimiz kod. Bu ileri yayılım forward propagation algoritması Z eşittir VA artı B, A eşittir sigmoid Z şeklinde. Her defasında burada farklı bir non-linear aktivasyon fonksiyonu kullanılabilir. Ama ben hep sigmoid kullanmışım. Basit olması açısından. Ve cache'te de şeyleri tutuyorum. Özellikle A'yı tutuyorum. Çünkü cache A benim için gerekli. Weight'i nasıl update edeceğim için. Bu cache'i de forward propagation döndürüyor. Weight ve bias yani X, weight ve bias alıyor ve cache'i döndürüyor. Bu da backward propagation kodu. X train, Y train, weight bias, alpha learning rate, epoch, kaç defa tüm dataset'i görüyorum. Önce bir forward propagation yapıyorum bendeki weight ve bias'lerle ve bu bana cache'i döndürüyor. Bunun için de özellikle cache'in içerisinde şurada A var. O çok önemli benim için. Cache A'da bildiğiniz gibi weight'i nasıl update edeceğimi DZ'ye göre hesaplıyorum. Burada DB ve DV'yi bunlar benim türevlerim. C'ye göre türevlerim. Burada da gördüğünüz gibi her bir layer için yapıyorum bunu. Burası backward propagation olan kısım burası. Her bir layer. En son katmandan başlayarak yani last katmandan başlayarak eksi bir geriye doğru gidiyorum. Sıfıra kadar geriye doğru gidiyorum. Ve her defasında da weight ve bias'lerimi burada gördüğünüz gibi güncelliyorum. Bu az önce tek tek yaptığım şeyi tek bir şey, hepsini birden yapmak. Backward propagation kodu içerisinde yapmaktan ibaret. Burada gördüğünüz şey. Loss'un da nasıl değiştiğine bakabilirim. Hale geliyorum. Genel olarak hikaye bu şekilde. Burada da o data için, o sentetik data için öncelikle şey yapmışım, construct yapmışım. Sonra backward propagation'ı keşfe J'leri hesaplamışım. Sonra J hata fonksiyonu, hatanın gittikçe düştüğünü görüyorum ve de tahmin olarak da şurada bu confusion matrix oluyor. Ne kadar iyi tahmin ettiğimi anlatıyor. Belki daha sonra tekrar şey yaparız, konuşuruz. Gördüğünüz gibi burada şey yok. Bu training phase dediğimiz, training dediğimiz şey aslında bu backward propagation. Burada sürekli weight ve bias'leri nasıl update edeceğimle ilgili matematiksel hesaplamalar yapıyorum. Ama şu predict dediğimiz şey bu forward propagation yapıyor. A olasılık değerini hesaplıyor. Predict 0.5'ten büyükse o zaman diyor ki bu 1'dir. 0.5'ten küçükse diyor ki 0'dır. Bu prediction, bakın her şey bitti. Yani backward propagation bitti. Ben weight'leri hesapladım, update ettim. Ondan sonra predict ediyorum. Yani bu training'de olan bir şey değil. Bu 0.5'ten büyük ya da küçüğe bakmak. Bu training bittikten sonra prediction kısmında yaptığımız bir şey. Bu şekilde. Böyle. Bu oldukça ağır bir dersti. Çünkü bütün bunlar tek bir derste bu kadar anlatılabilecek şeyler değil. Acayip bir kalkülüs var. Programlama var. Yani bir sürü şey var. Ama umarım genel fikri anlamışsınızdır. Neler olduğu ile ilgili olarak genel fikri anlamışsınızdır. Sormak istediğiniz soru varsa cevaplamaya çalışabilirim. Ya da çok zor bir soruysa haftaya bırakabiliriz arkadaşlar. Şu an bir sorunuz var mı? Sormak istediğiniz. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Tabii ki, buyurun. Bu yazdığım Python kodlarını normalde mesela Microsoft setup exe yapardık. Eskiden kurardık hani. Evet. Python'da da böyle yazdığımız kodları
herhangi bir Python kurulumuna gereksinim kalmadan direkt çalıştırabilecek bir ortam yapabiliyor muyuz? Bu makine değerlendirmesi için mesela, bu öğrenme için. Evet, evet yapabiliyoruz. Şu an detaylarını hatırlamıyorum ama yani tek tıkla çalışan program haline dönüştürebiliyoruz. Yapılabilen bir şey. Ama yani şey, mesela biz diyelim ki bunu tercih eder miyiz? Hani diyelim ki ben böyle bir şey yaptım ve ürün olarak sunacağım. Bunları tercih etmek yerine aslında şey yapıyoruz. Yani internet üzerinde API servisi falan açıyoruz. Yani mikro servislerle bize sorgu geliyor. O sorguyu biz arka planda diyelim ki çalıştırıyoruz ve API'dan tekrar cevap döndürüyoruz. Yani bunu internet üzerinden yapmayı ürünlerde daha çok tercih ediyoruz. Bir desktop uygulamasındansa internet üzerinden mikro servislerle çalışan, API hizmeti veren şeyler yapmayı tercih ediyoruz. Ama dediğiniz yapılabiliyor. Detaylarını hatırlamıyorum nasıl yapıldığını. Ama yapılabilen bir şey. Hocam bir şey daha ekleyebilir miyim ben soruya? Belki yeni araştırdığımdan sonra. Ürün moduna doğru şeyi geçirtmek istersek modeli kaydedip direkt predict de edebiliriz yani. Yani kaydedilen model üzerinden bir prediction yapabiliriz. Yani onu JavaScript'le beraber birleştirip aslında bir konsol, hani bir hani model deployment da gerçekleştirebiliyormuşuz. Bu aralar onlara biraz şey yapmıştım. Yani kaydedilen model üzerinden şey yapabiliriz. Yani hiç bir daha train test yapmadan çalıştırabiliriz. Aynen. Bu arada arkadaşlar size bu anlattığım kodları Colab üzerinden Colab linkini gönderdim. Bunların hepsini şu an çalıştırabilirsiniz. Burada bu kodları siz kendiniz deneyip çalıştırabilirsiniz. Şu an anlattığım kodların hepsi çalışabilir halde size gönderdi. Bunu siz de bir Colab'da kopyasını oluşturup neler anlattığım, anlamadığınız şeyler varsa çalıştırarak, kodu çalıştırarak kendiniz test edebilirsiniz. En sonunda da hiç bugün değinmediğim, aslında bu ben ne anlattım bugün? Neural Network'ün matematiksel yapısına biraz değindim yani. Birazcık size gösterebildim. Çünkü ben de o kadar %100 her şeye hakim değilim ama hakim olduğum kadarıyla size arka planda neler döndüğünü, back propagation algoritması nedir, chain rule kullanıyor ve de işte weight'leri update ediyoruz, forward propagation yapıyoruz, sonra da back propagation'la hataları geri döndürüyoruz ve aslında orada J'in W'ye göre, her bir W'ye göre olan türevlerini, backward propagation'ı buluyoruz. Sonra da gradient descent'te o bulduğumuz J'in W'ye göre olan türevini kullanarak weight'leri train ediyoruz. Bunları size anlatmaya çalıştım. Mesela bu kodlar siz de şey yapabilirsiniz. Yani şu DV'leri buluyoruz ve DV'leri de işte bu gradient descent algoritmasında update ediyoruz. Siz de kendiniz deneyebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Ha, bu kodun devamında da PyTorch var. PyTorch'ta ise hiç bunlarla uğraşmıyorsunuz. Yani şey bile yazmıyorsunuz. İşte binary cross entropy loss yazmıyorsunuz bile. Bu sizin loss function'ınız oluyor. Hiç öyle türev hesaplamalar falan hiçbir şey yok. İşte bu bir loss. Sizin bir optimizer'ınız var. Burada mesela gradient descent'in çok daha gelişmiş versiyonu olan bir algoritma bu. Adaptive momentum muydu? Öyle bir şey, Adam Optimizer. Bu optimizer'la aslında siz türevleri her defa şu backward dediğiniz zaman o backward propagation'ın hepsi hesaplanıyor. Burada da step dediğiniz zaman da şu işte update olmuş oluyor. Şu step dediği şey aslında ben göstermeye çalışayım. Şu yani. Şu. Yani W işte W eksi alfa çarpı türev şeklinde. O step orada yapılıyor. Şu backward'da o dev türev hesaplanıyor. Step'te de o update elde oluşturuyor. Bütün parametreler için otomatik olarak. Dolayısıyla siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi neural network'ü bu PyTorch'ta çok basit bir şekilde kurmak. Burada ardışık bir şekilde yapıyorsunuz. 4'ten 6'ya bir lineer. Sonra bir gördüğünüz gibi bu lineer transformasyon. Arkasından non-linear activation function. Sonra tekrar 6'ya 6'lık bir lineer transformasyon. Non-linear activation function 6'ya 1. Burada da sigmoid kullanmak zorundasınız. Ready kullanırsanız hata olur. Sigmoid kullanmak zorundasınız. Bunu anladığınızı umut ediyorum. Çünkü en sonunda 0 ile 1 arasında bir olasılık değeri elde ediyorsunuz. Dolayısıyla da sigmoid kullandığınız için burada da ona bağlı olarak
DC binary cross entropy loss kullanıyorsunuz. Ve de burada da hiç o türevlerine girmeden PyTorch sizin için hepsinin o weight update'leri yapıyor. Ve de mesela confusion matrisi burada bizimkinden çok daha iyi çalışmış. Benimki şöyle, burada 9 tane hata yaparken bu 2 tane hata yapmış. Ama ben orada hyperparametre optimizasyon falan yapmadım. Siz yaparsanız daha iyi bir sonuç, yani bunun kadar iyi bir sonuç herhalde elde edebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu bence bununla oynayın. Yani vaktiniz varsa, bu kadar anlattık, uygulamasını yapmaya çalışabilirsiniz. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Sizin sorunuz yoksa benim anlatacaklarım bu kadar. Sizin projesini anlatmak isteyen öğrenciler projelerini anlatabilirler şimdi. Hocam bir şey sorabilir miyim ben? Lütfen, lütfen. Evet, sor. Bu dersi tekrardan dinleyebilir miyiz? Var mı öyle bir imkanımız pekişmesi açısından? Zannedersem ne yazık ki bu ders kaydedilmedi, değil mi? Yani Yunus Emre'nin işi vardı ve gelemedi. Bir dakika. Recording gözüküyor hocam. Doğru, recording görünüyor. Doğru. Tamam. Bu da evet, o kaydedildi ama biz kaydedebileceğiz. Tamam, bu şey internette olacak. Ben indirip YouTube'a yüklemeye çalışırım. Sonra peki da, hocam. Tamam. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Peki. Başka bir soru var mı arkadaşlar? Herhalde yok diye düşünüyorum. Bayağı yoruldum. Ben bir şöyle yapalım. Ben bir 2 dakika ara vereyim. Bir nefesimi şey yapayım. Ondan sonra da projenizi dinleyelim. Şu an Semih'di galiba, değil mi? Semih, sen projeni anlatmak istiyordun. Doğru mu? Yok, Uğur hocam. Uğur anlatmak istiyor. Peki, başka anlatmak isteyen? Ben de varım hocam. Akif anlatmak istiyor. O zaman 2 tane proje dinleyeceğiz. Bir 2 dakika ben bir su için geleyim arkadaşlar. Çıkmayın bence. Burada kalabilirsiniz. 2 dakika sonra ben geleceğim. 2 dakika sonra şey yapabiliriz. Devam edebiliriz. Şöyle. Bir saniye. Bunun pause var mı? Yok galiba. Neyse. Tamam, ben bir su içip geliyorum. Evet arkadaşlar, ben geri geldim. Şey yapabiliriz. Sunum yapmak isteyen arkadaşları dinleyebiliriz arkadaşlar. Dilerse önce arkadaş başlayabilir ya da nasıl ister. Tamam. Uğur, başlamak ister misin? Tamam. Olur hocam. Ekranımı paylaşıyorum. İzin verirseniz. Hemen verdim. Tamam. Herkes görebiliyor sanırım. Eğer şeyse, göremiyorsa biraz daha da büyütebilirim. Görebiliyorum. Evet. Tamam. Bizim projemiz bu hocam. Film türlerini tahmin etme. Film özetlerinden böyle bir proje oluşturmuştuk dönemin başında. İlk başta bu projenin özetinden başlamak gerekirse... bu film özetleri özellikle insanların hangi film izleyeceğine dair bir ipucu veriyor genellikle ve birkaç cümle bu filmi izlemeli ya da izlememeli veya hangi türde olduğu hakkında fikir veriyor. Dolayısıyla biz de böyle bir proje oluşturduk. Biz bu film özetlerinden filmin türünü tahmin edebilir miyiz şeklinde bir proje oluşturduk. Bu derste özellikle dersin başında anlattığınız gibi binary classification ve categorical classification üzerinde yani çok çalışma var.
Ben de bunların üzerinde daha öncesinde çalışmıştım. Fakat bu multi-label classification dediğimiz bir şey de var. Derin öğrenmede özellikle. Yani bir input ve birden fazla çıktısı olan nöral networkler üzerinde daha önce hiç çalışmamıştım. O yüzden bu projeyi seçtim ve diğer takım arkadaşlarım da özellikle bu fikre destek verdiler. Projenin amacı NLP ve LSTM metotlarını ve diğer machine learning metotlarını çeşitli datasetler üzerinde uygulayarak bir çıktı elde etmek ve karşılaştırma yapabilmek. İlk başta böyle belirledik amacımızı. Şu an iki tane şey üç tane dataset setimiz var bununla ilgili. Bir tanesi MovieLens dataseti. Bu datasetini şeyde buldum. Kaggle'da buldum ben. Üçüncü datasetimiz de bu Movie Summary Corpus dataseti. Aynı zamanda şu dataset literatür çalışmalarında verdiğimiz bir şeyde kullanılıyor. Şu çalışmada kullanılıyor. Onun dışında bu Movie Pilot Synopsis dediğimiz bu dataseti Kaggle'da ilgili arkadaşlar da bulabilirler. Algoritma olarak başlıca NLP tekniklerini ve LSTM üzerine yoğunlaşmayı düşündük ve projenin ilerleyişine göre de daha başka neler kullanabiliriz buna bakacağız. Peki bu çalışma nasıl genişleyebilir diye baktığımız zaman, biraz düşündüğümüz zaman şey kararına vardık. Eğer yani bunu çok iyi tahmin edebilirsek belki movie ratingleri veya filmlerdeki aktörleri, aktrisleri ve direktörleri yani yönetmeni tahmin edebiliriz diye düşündük. Yani daha başka da öneri sistemi geliştirilebilir. Ya da bir özet üretme şeklinde bir proje geliştirilebilir. Information Retrieval da gördüm internette ama yani ben bu konuda çalışmadım hiç. Yani projenin ilerleyişine göre bakabiliriz diye düşündük. İlgili literatürlerimiz de bu şekilde. İki tane makalemiz var. Bu makaleyi şeyde buldum. Sizin paylaştığınız Papers and Code diye bir site vardı. Orada akademik çalışmalar ve kodları vardı. Bunu oradan elde ettim. Aynı zamanda bunu hem kodunu hem de paper'ını inceliyoruz şu an. Şu an bu paper'ı da okuma aşamasındayız. Bir tane şey oluşturduk. GitHub repo oluşturduk. Diğer takım arkadaşlarımla da paylaştım. Ya, elinize sağlık, süper. Bunu ama şey bilmiyorum hani eğer kahvenin bu konuda ayrı bir reposu varsa veya hani projeler bir yerde toplanıyorsa oraya da taşıyabiliriz. Tamam. Onu Yunus Emre'ye sonra bir sorarız. Tamam. Yani benim anlatacaklarım bu şekilde hocam. Sorunuz varsa alabilirim. Çok güzel bir başlangıç yapmışsınız. Ben biraz yorgun olduğum için şu an hani çok detaylı bir soru sormayacağım ama bence güzel oldu. Güzel de bir sunum yaptınız. Elinize sağlık. Daha detaylı ilerleyen haftalarda görüşelim muhakkak. Evet. Tamam. Tamam. Peki. Peki o zaman. Hızlı bir şekilde diğer projeleri de şey yapalım. Bugünlük hızlı olsun arkadaşlar. Kusura bakmayın. Benim yetişmem gereken başka bir iş daha var. O yüzden hızlıca görelim. Daha detaylı ilerleyen haftalarda şey yapacağız. Bugün herkesi dinlemek istiyorum yani sunmak isteyenleri ama hızlı olsun sadece. Tamam. Evet, Akif. Akif sen mi şey yapıyorsun şu an? Sesin Aa, gelmiyor eğer konuşuyorsan. ben sesi açmayı unutmuşum, özür dilerim. Tamam. tamam, okey, başlıyorum. Projenin adı karar verdiğimiz üzere YouTube analiz ve tavsiye sistemi olarak belirledik. Şimdi neden bu projeyi yapıyoruz diye ilk başta onun cevabını aradık kendimiz aslında. Ve şu cevap şuraya çıktı. YouTube nasıl diğer mecraların kullanımı hele korona zamanında çok arttıysa
YouTube'da bu artan platformlardan arasından bir tanesi. Halka açık bir platform ve bu YouTube'u kimileri içerik üretme, kimileri de içerik tüketme adına kullanıyor. Biz de aslında buradaki potansiyel işi fark ederek YouTube'daki o dataları toplayarak aslında biz de üreten tarafta olmayı tercih ettik. Yani ondan dolayı biz bu projeyi seçtik. Peki bizler ne yapıyoruz? Bizler olası bir şekilde YouTube'la ticari ya da bireysel ilgisi olan kullanıcılara hizmetler sunuyoruz. Bu hizmetler içinde aslında onların YouTube'da başarıya ulaştırabilecek hizmetler olacak. Yani nasıl bir işi yaparken incine cinine kadar araştırırız. Biz de aslında bu verileri kendimizde depolayarak aslında bizler araştırmış ve ürüne dönüştürüp satmış olacağız. Burada çeşitli başlıklar altında işler yapacağız. Bunlardan bir tanesi mesela çok en fazla kullanılan renklerin tanımlanması ve o renkler üzerinden bir analiz yapılıp sunulması. Onun için K-means algoritması kullandım. Üç boyutlu bir şekilde hani üç kanallı olan bir resmin aslında clustering metoduyla color detection'ı yapabildiğimizi keşfettim. Ondan sonra bu color detection edilen color'ları bir data frame'e alınca aslında most useful hani en fazla kullanılanları da sektörel bazda çıkartmış oldum. Natural language processing alanında da arkadaşlarımızın Word Cloud gibi hani nasıl diyeyim? Özür dilerim. Yani grafiklendirme gibi çalışmalara oldu. Ayrıca prediction hani NLP'deki bir prediction metotlarıyla alakalı şimdi yeni çalışmalar yapılıyor. Yani böyle bir yapılar kullanıyoruz aslında biz hani K-means'tir, NLP'dir. Ayrıca plotting yöntemleriyle aslında sektörel bazda analiz yapabilecekleri grafikler de sunacağız. Biz bunları kullanıyoruz. Ayrıca bunları en sonunda Streamlit adı verilen kolay bir şekilde ürünleştirebileceğimiz bir platformdan Heroku'yla ya da herhangi bir şekilde deploy etmeye çalışacağız. Yani ürünleştirmiş olacağız. Şimdi veri olarak ne kullanıyoruz? Veri olarak 16 hani İngilizce kanal tercih ettik. 16 farklı kategoriden 160 işe yakın çok popüler İngilizce kanalları seçtik. Neden İngilizce olması olduğunu da anlatayım. Şimdi şöyle bir şey var. Ben yazılım alanında Türkçe bir kanal bulmakta zorlanırken İngilizce alanında İngilizce olarak birçok kanal bulabiliyorum. Ve biz bu kanalların adlarını, en popüler videolarını, en popüler 10 videosunu aldık. İzlenme sayılarını, ne zaman yayınlanıp yayınlanmadığını, beğeni sayıları, tanıtım kısımları, kapak fotoğraflarını web scrapping'de scrape etmiş olduk. Aslında şuradan yavaştan mesela burada bir hani 1548 tane fotoğraf var scrape edilen. Bayağı var. Şu an takılı kaldım. Yani, bayağı bir fotoğrafımız var. Ayrıca Excel'lerimizde de hani asıl şeylerimizde kategoriler, isimler, hani adlar. Çok iyi bir veri görünüyor ya hakikaten. Bayağı bir veri var ya, süper. Evet. Hocam bayağı var. İzlenme miktarları, yıl bazında izlenmeler. Bir de description'lar. Bunlar nereden hocam geldi? Nasıl geldi bunlar? Bu Excel nasıl oluştu? Hocam ben yaptım. Hepsini scrape ettim hocam. Günlerimi aldım. Hani description'ların da içerisinde bulduğu aslında her şeyi elimizde var. Yani bir kullanıcı bir kanal hakkında neye ulaşabiliyorsa onların hepsi bende var şu an. Yani bir DIA kanalı için kapak fotoğraflarıdır. Hani aslında ve biz şunu düşündük. Hani başarının anahtarı bunların içinde. Bu verilerin içinde. Çünkü insanlar bunları kullanarak başarıya ulaşmışsa diğer insanlar da bunları kullanarak başarıya ulaşmış olacaktır diye düşündük. Ve bayağı büyük bir veri haznemiz var. Hazır bir veri kullanmadık. Direkt kendimiz yaptık bu veriyi. Ve gelecekteki yerimiz nedir gibisinden kendimize soru da arayabiliriz. Şimdi nasıl sosyal medya yayınlanınca
sosyal medya uzmanı, analisti, içerik üreticisi vesaire vesaire gibisinden işler türediyse aslında biz bunları otonomizasyonu alıp mesela title bazında mesela başlık bazında kelime analizleri de yaparak yani biz bunları zaten insanları bir otomasyon sistemiyle üretebilecek kıvama geliyoruz. Ve bu aşamada da hani bu çalışmada da neredeyse yani plottingler tamamlanıyor. NLP çalışmalarımıza başladık. Color detection'larımız de vesaire neredeyse her şeyi tamamlamış bulunuyoruz. Ya tabii biraz daha yolumuz var da. Yani biz böyle hocam. Vallahi çok dataları güzel. Da isteyen arkadaşlarımızla paylaşabilirim. Akif çok güzel. Bir kere şey zaten tam bir ürün sunumuydu yani. Hakikaten tam bir girişimci sunumu gördük. Yani böyle teknik şeylere pek girmeden gayet de güzel hazırlamış sunumu. Datayı da data sorunuz da yok. Bayağı data da elde etmişsiniz. Yani çok iyi, çok iyi bir başlangıç yapmış görünüyor. Demediğimiz kadar hocam. Vallahi elinize sağlık. Süper. Ben şimdi arkadaşlar özür dileyip bitirmek zorundayım. Benim zamanım doldu. Yani bir başka bir yere yetişmem gerekiyor. Ama bu geri kalan bir iki proje daha var anlatmak isteyen biliyorum. Haftaya anlatırlar. Şu an anlatan arkadaşlar da daha detaylı ilerleyen haftalarda konuşurlar. Daha detaylı konuşuruz daha doğrusu. Şimdilik çıkmak zorundayım. Hepinize teşekkürler. Bu saati de daha ileriye almayı WhatsApp'tan konuşalım. Yani bu saat sanırım birazcık herkese uymamaya başladı. Dönem başladığı için. Konuşuruz onu. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İyi günler hocam. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.